HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu an 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Vakıfbank çeyrek final ikinci maçta deplasmanda İtalya'nın Imoca takımına 20-25, 25-18, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup oldu. Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Partizan'da karşı karşıya geldi. Kritik maçı Partizan 190 kazandı. Bu sonuçlardan Anadolu Efes deplasmandaki mağlubiyet sayısı 7 maça çıkmış oldu. Beşiktaş kadın basketbol takımı Eurocup final mücadelesinde Fransa'nın Montpellier ekibiyle karşılaştı. Eurocup Women çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fransa ekibini 75-72 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükselmeye başardı. Evet, Ziraat Türkiye Kupası dün akşam itibariyle dördüncü takımda belli oldu diyelim. Eşleşmeleri söyleyeceğim. Galatasaray Karagümrük'e takıldı. Konuyu konuşacağız. Yayın ihalesini konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu tarihin en komik cezasına da imza attı. Attığı kulüp tabii ki Fenerbahçe. Onu da birazdan sizlere anlatacağım. Neyin ne olduğunu anlatacağım. Ülke futbolunu kimler yönettiğini konuşacağız tek tek. Günaydın. Abi günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Sadık Abacı. Fanatik Fenerbahçeliyim. Buyurun Sadık Bey. Sizin hayranınızı her sabah izliyorum ama çok aradım, düşünemedim. Bak bugün düştü. Bugün düştü çok şükür. Buyurun Sadık Bey. Şey hakkında konuşacağım. Bu Mert Alam ve Ali Er'in programında sabahları. Şahane bir program. Muhteşem bir ikili onlar. Çok şahane. Her zaman izliyorum Barış Ertür Bey'in. Evet. Barış Ertür de ara ara katılıyor. Bu aralar yoğunluğundan dolayı biraz katılamıyor. 2008'den beri Radyo Spor dinleyicisiyim. Ama Galatasaray Bandırma Spor maçında Mert Alam Bey 1,5 saat Galatasaray'a konuştu. Fenerbahçe bir ertesi gün Fenerbahçe ama maçını, şunu söyleyeyim yarım saat konuştu ama şunu söyleyeyim, şimdi mesela biz de bugün Galatasaray'a biraz konuşacağız. Niye? Dün akşam Galatasaray maçı vardı gündemden dolayı. Yani programın ikinci bölümünde tabii biraz da derbiye de yöneleceğiz ama dediğim gibi yani dün akşam maç oynandığı için, mesela dün akşam kim maç oynandı? Diyelim ki Fenerbahçe oynandı. Ben de programımda genellikle Fenerbahçe ile başlarım, biraz daha Fenerbahçe uzun konuşurum. Yani o maçlara göre ayarlanıyor program, onu da bilin diye söylüyorum Sadık. Tamam yok, şu açıdan şey yaptım. Aslında onu da devamlı dinliyorsunuz. Dinliyorum tabii. Beşiktaş-Trabzon maçlarından Fenerbahçe maçını 1,5 saate sığdırdı. Galatasaray maçını 2 saate yorum yaptı. Senin dediğine göre şimdi 3,5 saat yapıyor program yani. 3 saat zaten. Zaten 3 saat ama 2,5 saat. 1,5 saate Galatasaray'a verildi. Yok. O yüzden onlar çok dengeli gidiyorlar. Onu söyleyeyim size. Söyleyeyim. İnşallah programda bir şampiyon oluruz. Hak ederek şampiyon oluruz. İnşallah. Centilmence bir peki şampiyonluk çok diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Yayınınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok seviyorum. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili hem Mert hem de Ali Erim programı dengeli gidiyorlar. Süre anlamında söyleyeyim. Onu da belirteyim. Tabii dün akşam maç oynandığı için bugün de büyük ihtimalle onların programında da Galatasaray biraz yoğunlukta gitmiştir. Ve yayın ihalesi yoğun bir şekilde konuşulmuştur. Bizim de programımızda bugün Galatasaray konuşulacak. Tabii ki yayın ihalesini konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayın ihalesini de konuşacağız, onu da söyleyeyim. Günaydın. Günaydın Ergün abi. Ben Kocaeli'nden Esat Yılmaz. Esat Bey hoş geldiniz. Ara ara Twitter'da da zaten evet yazıyorsunuz. Okuyorsunuz. Evet. Yani şimdi bu derbinin hakemi hocamızın çok zor duruma soktular yani. Bu böyle bir noktada mental olarak hazır değil, fizik kondisyon olarak Halil hazır Umut değil. Halil Umut anlamında atarlar söylüyorsun değil mi? Nasıl atarlar? Hı hı. Yazık olacak çocuğa. Ne zaman, niye atamasınlar? Olayın üzerinden bayağı bir süre geçti. Dinlendi, ama kendini toparladı. Kendi de şöyle bir durum var. Maç kondisyonu yetersiz. Ama bunlar biliyorsun şeylere giriyorlar. Testlere giriyorlar. Demek İlk bitti geçemedi abi. Bilmiyorum, Mustafa Şurcu hocam da böyle düşünüyor. Benim düşünceme o da hem fikir. Bak ben yani rezaleti artık
Ona yani, ihale demiyoruz, rezalet diyoruz. Rezalet diyorum ben. Onun dışında da işte dün Özgür Sarp ses gitti. Bedi Baykam değil mi? O bağlandı. Ama Özgür Sancar sorduğu sorunun cevabını alamadı. O şeyi sordu. Başkanın açıklamasını sordu. Bedi Baykam neyi sordu? Antalya Başkan Spor, neyi sordu? Ya iki başkanın açıklamasıyla ilgili kaosu sordu gibi geldi bana. Fakat Antalya Spor Galatasaray maçının cevabı olunca biraz şaşırdı herhalde, ama niye şaşırıyor anlamıyorum. Bu peki, daha toparlayalım. De, yavaş yavaş toparlayalım sevgili daha kardeşim. Arda Turan'ı şeyin tepesinde, soyunma odasında Mustafa Mehmet'in golü Galatasaray kazanan maçtan sonra yayın yapmıştı. Ona yayın da çok şaşırmıştı Özgür Sancar. Beni çok şaşırtıyor onu demek istiyorum. Ha, anladım. Peki anladım. İyi yayınlar. Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz. Evet, naklen yayın ihalesiyle ilgili aslında Saran Holding'in dün bir son dakika açıklaması vardı. Onu okumak istiyorum. Sonra yavaş yavaş maçlara döneceğiz. Dün Fernando Santos'un da açık basın mensupları yapmış olduğu bir toplantı vardı. Dün zaten canlı yayın da vardı biliyorsunuz. O canlı yayında Radyo Spor'dan rahat bir şekilde dinlediniz. Yeni dönem yayın ihalesi için en yüksek teklif veren Saran Holding, ihalenin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tekliflerin yetersiz olduğu gerekçesiyle, en yüksek teklif veren Saran Holding, ihalenin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tekliflerin yetersiz olduğu gerekçesiyle iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Saran Holding'in yapılan açıklamayı şöyle bak. Kamuoyunun yakından takip ettiği Türkiye TFF Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin sonucunu büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz. Adaletli, rekabete ve kamu vicdanına uygun bir yayın ihalesi tıpkı 2 sene olduğu gibi maalesef yine gerçekleştirilememiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, bakın bu kısım çok çok önemli. Öncelikle belirtmek isteriz ki TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği, bakın tekrar altını çiziyorum, mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Diskalifiye edildiyse niye verilmemiş Saran Holding'e? Dolayısıyla bugün gerçekleşen, yani dün anlamında söylüyorum, iptal daha önce de olduğu gibi Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır. TFF tarafından yapılan açıklamada anlaşılmaktadır ki şartnameye uygun teklif vermemeyi alışkanlık haline getirmiş bir yayıncıyla devam etme arzusu sayın TFF yönetimi ve kulüplerim içinde bir alışkanlık haline gelmiştir. Devam ediyorum. Alışkanlık haline gelmiştir. Saygıdeğer kamuoyu, rekabete baştan aşağı aykırı ilerleyen süreçler nedeniyle 3 yıl sonraki ihaleye yerli ve yabancı hiçbir yayıncı ilgi göstermediğinde Türk futbolunun değerinin bugün alınan bu hukuktan uzak, TFF'nin kendi talimatlarıyla uyumsuz kararla nasıl etkileneceğinin takipçisi olmaya davet edeceğiz. Öte yandan Saran Holding'den 30'dan fazla ülkede olduğu gibi Türkiye'nin de uluslararası spor organizasyonu ve liglerine yatırıma spor severlerin hak ettiği yayın anlayışını sürdürmeye devam edecektir. Ancak kamuoyunu şunu kesin olarak bilmelidir ki grubumuz oynanan bu ihale tiyatrosunun dekoru olmaya daha fazla kabul etmeyecektir. İhale şartnamesine yegane uygun ve üstelik içinde bulunduğumuz sezonun yaklaşık 60 milyon euro üzerinde açık ara en yüksek teklif veren Saran Holding'i bu ihaleyi kazanmış olması gerekirdi. Doğru söylüyorlar. Doğru. Zira ihalenin mantığı şartları sağlayan ve en yüksek bedeli veren şirket ile anlaşılmamasıdır. Zira ihalenin mantığı şartları sağlayan ve en yüksek bedeli veren şirket ile anlaşılmasıdır. Bir kez daha yaşanan bu hukuksuzluğu son derece nezaketsizce sosyal medya üzerinden takip etmek durumunda kalmış bulunmaktayız. Hatırlatmak isteriz ki TFF kamu adına Türk futbolunu yönetmekte görevlendirilmiş bir kurumdur. Bu vazifeyi yerine getirirken sadece Türk futbolunun camiasının haklarını korumayı hedeflemelidir. Bu ilkelere açık, aykırılık içeren bu ihale sürecinin iptaliyle ilgili tarafımızdan tüm hukuki yollara başvurulacaktır demiş, saygılarımızla Saran Holding. Tabi burada şunu söylememiz lazım. Ya şimdi bir ihaleye giriyorsun. İhalede diyorlar ki şartname, yani verdiler işte. Gitti 5 firma, işte kulüpler birliği de aldı. Şartnameyi aldılar. Ne yazıyor şartnamede? Efendim şartnamede diyor ki 1. Banka teminatı koyacaksın diyor. Banka teminatını koymuş Saran Holding. Yayıncı kuruluş ben banka teminatı vermem diyor. 2. Ödeme diyor
euro cinsinden yapılacak diyor. Saran Holding diyor ki ben 150 milyon euro ödüyorum diyor. Bakın 3 yıl için 150, sonra Saran Holding bir açıklama yaptı. 5 yıl için 750 milyon euro teklif etti Saran Holding. Yayıncı kuruluş diyor ki ben diyor euro vermem, TL veririm diyor. Gel çık işin içinden. Şartnameye uymamış. Bak, uymayan bir yayıncı kuruluş var. Ve gelen bilgi de normalde diskalifiye olan bir yayıncı kuruluş var. Ama ona vermeye çalışan bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Reklamdan sonra bu konuda konuşacağız. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, önce şaka zannettim ya, sosyal medyada bir şey gördüm, Türkiye Futbol Federasyonu bu hani PFDK falan cezalar mezalar, şaka zannettim herhalde, dedim herhalde biri oynama yaptı yani, herhalde sosyal medyada böyle hani yaparlar ya, açıklamalar üzerine oynamalar yaparlar falan filan diye, baktım hakikaten şaka değilmiş ya, gerçekmiş yani. 35-36 senedir ben futbol camiası içerisindeyim, dünyanın en komik cezası dün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Ülkemizi kim yönetiyor işte, Türk futbolunu kim yönetiyor, bakın cezayı söylüyorum. Dünyanın en komik cezası. Bu nasıl bir ceza? Yani aslında biraz da nasıl bir düşmanlık demek lazım. Türkiye Futbol Federasyonu, bakın Fenerbahçe'nin 24.02.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ Kasımpaşa AŞ Trendyol Süper Lig müsabakasında, bu kısım çok önemli, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırı nedeniyle 112 bin TL para cezası verilmiş. 3 tane çocuk fazla, o mu geldi gözünüze? 112 bin. Ya bir kulübe ceza vermek için fırsat kollamayın arkadaşlar. Gerçekten komik oluyor bu işler ya. Günaydın. Alo. Günaydın Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Ben İsmail, Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun İsmail, hoş geldiniz. Öncelikle Fenerbahçe Ankara Gücü elendikten sonra ben Galatasaray'da elendikten emindim. Niye derseniz siz hatırlarsınız. Biz kocaman zamanında Beşiktaş'la eşleşmiştik ya. Evet. Volkan Demirel kırmızı kart görmüştü. Besoğuz'da kırmızı kart görmüştü. İkinci maçta da Şenol Güneş içeri girmişti. Kafası yarılmıştı falan. Ertelenen maçı. Akhisar'a kupada elenmişti kendi elinde. Ondan sonra sadece asılmıştı. Ve Akhisar gelip bizi ertesi hafta yani normal lig maçında yenmişti. Şampiyonluk o maçta gitmişti bizim. Ayık kocaman zamanında. Sonra da kupada da Akhisar'la kupayı aldı. Okan Buruk hocaydı o zaman Akhisar'ın başından. Onun için ben bu hani kupada önem verilmesinden yana değilim. Çünkü niye dersin? Haziran Türkiye Kupası'na çok fazla önem vermeye gerek yok diyorsun. Evet, evet. Yani bu 19'da çıksak bile yeridir yani. Çünkü Avrupa'da Ziraat Kupası, ondan sonra ligde 3 kulvarı kaldırmıyor Türk takımları bence. Bir de İsmail hocamızın en büyük hatası Lincoln Henrique, Emre Mor gibi. Ya Emre Mor yani inanılmaz bir futbol oynadı hakikaten. Futbolcuları gönderdik de futbolcularla, yani mesela bu gereksiz transferdi, bu İtalya'dan gelen futbolcu. Bonucci. Yani bence orta sahaya daha derli toplu böyle apiyaz tarzı bir ısırgan futbolcu lazımdı. Gittik, tret olmayınca nasıl zorluk çektiğimizi görüyoruz yani biz. Doğru. Fenerbahçe taraftarı olarak. Doğru. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Peki. Ama pek yani İsmail Kartal'ın bu şeyden dolayı, yani oyuncu tercihlerinden dolayı zannetmiyorum olacağımızı. Ama Galatasaray da kötü gidiyor. Her şey bu Beşiktaş maçında belli olur diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş Galatasaray'a bir çelme takarsa, biz de Beşiktaş'ı yani kendi evimizde yenersek şampiyonluk yakın diyorum ben. Peki, yani bari açılır diyorum. Çünkü peki, tek özleyecek iki takım da puan kaybedecek diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler İsmail Bey. Alo. Çok teşekkürler, kendinize bakın. Evet, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerin üstünlük kuran MK Ankara Gücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve Vavakars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldiler. Şimdi bundan sonra çift eleme usulüne göre oynanacak maçlar. Beşiktaş Ankara Gücü ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor da Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi vereceğini belirtelim. Dün akşama döneceğiz. Dün akşam biliyorsunuz Galatasaray Karagümrük'e takıldı. Kupada havlu attı başlıkları var bugün gazetelerde. Birazdan detayına gireceğiz. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar Aygün Bey. Merhaba. Kime görüşüyoruz?
Erkan ben. Erkan Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İstanbul'da nasılsınız? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Biraz ihalelerle ilgiliyim ben de. İhale konusunu konuşunca ben maalesef bizim devlet ihaleleri de bu şekil yürüyor. Ben hiç girmedim kendim ama arkadaşlarım ve çok ilgiliyim bu konuyla alakalı. Saran grubu bence yanlış yapmıştır. Saran grubu da Beyinspor gibi bir şartnama hazırlayıp verseydi. Ha, TL ve banka teminatı vermeseydi ihaleyi alırdı yani diyorsun. Şimdi, bence öyle olması lazım. Şimdi sizin okuduğunuzu, biz içeriğini bilmiyoruz. Biz de medyada okuduğumuzu falan. Hı-hı. Sizin okuduğunuzu baz aldığımız zaman bana göre haklılar, Saran grubu yanlış. Zaten şartnamede o yazıyor. Yani satılan şartname var ya, bu şartnamelerle teklif verildiğinde yani orada yazıyor zaten. Evet. Diyor ki kardeşim diyor, banka teminatı vereceksin, mecbursun evet. diyor. İki diyor. Vermediğin ödemeyi zaman alıp gittin mi, ne yapacaksın? Aynen. Yani ödemeyi yani diyor dolar üzerinden, ödemeyi euro üzerinden yapacaksın evet. diyor. Bunları şimdi şartnamede yazmışsın. En can alıcı nokta, hadi dolar euroyu bir kenara bırakayım. En can alıcı nokta banka teminat mektubudur. Teminat olmadığı zaman yarın canı sıkıldı. Hani öyle bir şey olmaz da olabilir. Canı sıkıldı. Ben pırtımı pırtımı topluyorum. Hadi ihalenizde gittiklerini biliyoruz. Yani federasyon burada aklını başına alması lazım. Ki oradaki insanlar da hepsi akıllı başlı insanlardır diye düşünüyorum ben. Hani varlardır herhalde. Aklını başına alması lazım. Saran grubu alır, bir başkası alır ya da bir başkası alır. Fark etmez bizim için. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Her gün bizi arıyor Beyinsports işte. Paketinizi sizi de muhtemelen arıyorlardır. İşte paketinizi uzatalım falan. İhaleyi aldınız mı, girdiniz mi? Belli değil. Paramı alıp gideceksin. Yarın vermeyeceksin. Bunu ben biliyorum. Doğru. Bununla alakalı maalesef federasyon zaten hangi şeyi doğru yapıyor ki bunu da yapsın. İşte Süper Kupa'da olduğu gibi bu da onun gibi bir şey olacak. Üstünü kapatıp yine Fenerbahçe'ye mal ederler diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Dolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Mehmet Çetin, Aygün Bey iyi yayınlar. Saran Holding ihale alırsa ben de abone olurum. Eğer Beyin Sport alırsa abone olmayacağım. İyi yayınlar demiş Mehmet Çetin. Seyfi Öz Irmaktepe. Abi bu yayın ihalesine kulüpler neden yüksek perdeden itiraz etmiyor? Yıllardır kötü ve yanlı yayıncılıkta hem kulüpleri hem de biz tüketicileri mağdur bırakan Katarlı'ya ısrarla bu ihale neden verilmek isteniyor demiş Seyfi Öz Irmaktepe. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar öncelikle. Çok teşekkürler size. Hayırlı cumalar. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Hakan ben abi. Buyurun Hakan Bey, hoş geldiniz. Abi senin hoş bulduk. Senin söylediklerini isteyenler şunu söyleyeceğim. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bu zamana kadar ki TFF başkanlığına gelenlerin arasındaki en kötüsü Mehmet Büyükekşi demek istiyorum. Bu vallahi Nihat Özdemir'i geçti. Ben en kötü yani Nihat Özdemir diyordum ama Nihat Özdemir'i şu anda var ya mumla arıyoruz. Yani gelen giden aratır derler. Aynen. Abi. Aynen. Yani haksızlık etmişiz Nihat Özdemir'e. bir ihale düşünün ki şartları var. İşte teminatı vesaire. Bunu uygulayan yani iki tane firma teklif veriyor. Şirket teklif veriyor. Grup teklif veriyor. Bunun tamamına harfi harfiye yani uyan Saran Grup var. Saran Holding var. Diğer taraf ne olduğu belli değil. Döviz cinsinden vermesi lazım, vermiyor. Hayır, diğer tarafın da diskalifiye edildiği söyleniyor. Bak çok komik bir olay. Diğer taraf diskalifiye edildi deniliyor. Ben şöyle düşünüyorum Aygün abi. Şimdi Beyin Sports'da yani daha önceki artık ikili ilişkiler mi diyeyim. İstedikleri pozisyonları, istedikleri kayıtları alıp kırpıp yaptıkları için mevcut TFF yönetiminin Sayın Saadettin Saran'ın Fenerbahçeli olması... Hiç alakası yok. Bununla ilgili daha önceki örnekler de var. Yıldırım Demirören örneği de var. Olur mu? Yayınlıkla ne alakası şöyle, var? Şöyle Aygün abi, ben şunu sözüne değinmek istiyorum. Şeffaf olacağından emin oldukları için yayıncı kuruluş olarak görüntülerde, pozisyonlarda... Ve yayın kalitesinin artacağı tabii, da söylememize fayda var. Yayın kalitesi de artacak arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Her yani açıdan kameralardan görüntüleri göreceksiniz. Yani siz artık tribünden artık kimse kamerayla çekim, cep telefonuyla çekim yapıyordu biliyorsunuz tribünden. Biz oradan görüyoruz artık. Çünkü nakden yayın veren firma çekemiyor veya çekmiyor veya o görüntüyü vermiyor. Ama maalesef aynen taraftarlar abi, yukarıdan çekiyorlar. Aa diyoruz, bu pozisyon böyleymiş diyoruz. İşte eline çarpmış diyoruz veya offside'di diyoruz. Doğru mu? Bence tamamıyla katılıyorum abi. Yani şu anda resmen taraftar Beyinsports'un şey gibi oldu. Kameramanı gibi oldu. Kameramanı gibi oldu. Yani telefon çözünürlüğü bir tık böyle yüksek olan vatandaş çektiği zaman yani bir de para da ödemiyor, ücret de ödemiyor. Maaş da ödemiyor. Maaşsız kameramanları var şu an Beyinsports'un.
ben bu şekilde düşünüyorum. Yani çünkü dediğim gibi Taran Grup olarak bu zamana kadar ki hani en azından radyo yayıncılığı üzerinden yola çıkarsak hani Aygün abi. Esport var, Esport Plus da var aynı şekilde yayıncılık anlamına hani, baktığın zaman. Evet, şeffaflık, standart, herkese eşit davranan. Hani keza siz yorumcular da öyle mesela. Hı-hı. Fenerbahçe'de olduğu hiçbir zaman inkar etmiyorsun ama Fenerbahçe çatır çatır eleştirmesini biliyorsun. Evet. İşte Mert Elam Galatasaray'da olduğu hiçbir zaman inkar etmiyorsun. Mert aynı şekilde Galatasaray'da eleştirir. Çatır çatır eleştirir. Sevgi Ali Erim Beşiktaşlı'dır, o da eleştirir tabii. Aynen öyle. Hani bundan dolayı Mehmet Büyükekşi, Sayın Mehmet Büyükekşi diyeyim ben yine. Kendisi bir hani kurumu temsil ediyor orada. Sayın Mehmet Büyükekşi bu tarz şeylerin yani bu tarz durumlarda Beyin Sports'tan almış olduğu bu kendisine sunulan inisiyatifleri bu şekilde alamayacağını bildiğinden ötürü devamlı yokuş yapıyor. Yapmaya devam etsin. Sonuçta o koltuk kimseye kalmadı. Biraz önce saydık isimler hani en son Nihat Özdemir'di. Ona da kalmadı. Mehmet Büyükekşi'ye de kalmayacak. Aynen. Ama hani imza falan mı toplanması lazım? Ne yapmak gerekiyorsa Mehmet Büyükekşi için ya gitsin artık abi yani. Türk futbolunun hakikaten mahvetti yani. Mahvetti. İçinden geçti öyle söyleyeyim yani. Peki çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Aygün abi teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Kırmızı taytlı kamyoncu. Bu nasıl bir nick ya? Günaydın Aygün Özpek. Bir kara gümrüklü olarak semtimizde gurur duyduk. İnşallah finalde dost Ankara gücüyle karşılaşırız. TFF yayın ihalesini zorla şimdiki yayıncı kuruşa vermek istiyor sanırım demiş. Kırmızı taytlı komşu, kamyoncu. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Nedir durumlar? Nedir durumlar diyorum. Kimle görüşeceğiz? Kimle görüşeceğiz? İstanbul'dan arıyorum abi. İsim Salih, Beşiktaş taraftarıyım. Salih kardeşim hoş geldin. Sesini bir duyalım. Zaten duyuyoruz ama canlı bir de telefondan duyayım dedim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür ederiz. Bu haftaki pazar günü maçı için zaten statta olacağız Allah'ın izniyle. Aldın mı bileti? Şanslılardanım diyorsun yani. Var. Bilet çok bulunuyor. Bulunuyor. Doğru. Buyurun Salih evet, Bey. Sağ olun. Ya şunu söyleyecektim. Biraz bizim hocayla alakalı. Bizim taraftarlar genel olarak herkes çok ön yargılı davranıyor Santos'a. Yani sanki adam gelmiş de hani Galatasaray, Fenerbahçe gibi bir takım bulmuş da 5. hoca yani enkaz devralmış. Bence şu an çok başarılı. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum sizin de ben hocayı beğeniyorum açıkça söyleyeyim. Ben hocayı çok beğeniyorum. Yani ben Fernando Santos'u ben çok beğeniyorum. Ben de o şekilde dedim çünkü herkes o şey öyle bir kötü yorumluyor ki adamı yani işte yok defans. Fernando Santos'u bizim eleştirmemiz için önümüzdeki seneye bakmamız lazım. Yani evet, yapılacak ya, transferlere bakmamız lazım. Takımı hazırlamasını bakması lazım. Şu an Beşiktaş çok akıllıca bir iş yaptı. Erken getirdi. Hem hocayı ligi tanıması açısından hem takımı evet. tanıması açısından hem de transferlerin nereleri nasıl yapılacağını görmesi açısından bence çok akıllıca bir hamle yaptı Beşiktaş evet. Başkanı. Evet. Sayın Hasan Anat'ı tebrik etmemiz lazım. Seneye evet. eleştireceğiz hocayı. Bu sene değil. Evet evet. Aygün abi ben de arkadaş başkalarının zamanını yemeyeyim. Teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere. Evet dediğim gibi Fernando Santos'la ilgili Sayın Beşiktaş teknik direktör Sayın Santos'la ilgili şunu söylememiz lazım. Önce Beşiktaş biliyorsunuz çok rahat gol yiyen bir takımdı. Son 6 iç saha maçına baktığın zaman Beşiktaş'ın hiç gol yemediğini görüyorsun. Bu sıkıntıyı çözdü. Yavaş yavaş da diğer problemleri de çözüyor. Geldiğinde zaman kadro ortadaydı biliyorsunuz. Gidenler vardı, kadro dışları vardı. Ufak tefek transferler yapılmaya çalışıldı. Ama asıl anlamda baktığımız zaman önümüzdeki senenin plan programı yapılıyor. Ondan sonra değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Günaydın. Günaydın, iyi günler. İyi günler. Mikail Yeter İstanbul'dan arıyorum. Galatasaray tarafından. Buyurun Mikail Bey, hoş geldiniz. Pazartesi günü aramıştım. Hatta konuşmuştuk. Penaltımsı olayı falan demiş. Ha muhabbet hatırladım sevgili Mikail Bey. Buyurun. Evet. Ben dün Galatasaray'ın maçını izlediğimde yani elenmek için çıkmış gibi top oynuyordu. Futbol oynuyordu yani. Fenerbahçe futbol maçı gibiydi ya. Aynen ben hiç yani, keyif almadım. Aynen. Fenerbahçe'nin kaybettiği yani maç gibiydi. Keyfi yoktu. Yani futbolcunun aklı. Ama şunu söyleyeyim ya. Hiç önemli değil. Şunu söyleyeyim ben Sayın İsmail Kartal'ı da eleştirdim. Okan Hacı'yı da eleştireceğim. Yani kusura bakmasınlar. Yani, bunlar tek maç eleme usulü. Senin hedefin kupaysa yani ikinci yarı değişiklikler yaparak biraz çevirmeye çalıştı. Biraz az kadroya yönelmeye çalıştı ama bence biraz daha az kadroyla çıksaydı. İki hoca da açısından söylüyorum. Hem İsmail Kartal hem de Okan Hoca açısından söylüyorum. Daha faydalı olabilirdi. Evet daha faydalı olabilir. Bir de oraya gelen taraftarların da gözüne hoş bir futbol geldi. Yani bayağı da bir 30 bin üzerine taraftar varmış. Vardı. 30 bin üzerine taraftar varmış. Ha, doğru. Yani o taraftarın suçu günahı ne? Doğru. Doğru. Maça mı gelmek mi suçu günahı? Doğru. Bir de bu yayın ihalesiyle ilgili konuşacaktım. Tabii ki buyurun bir kere. Yani
bilmiyorum yani ülkemiz nereye gidiyor? TFF nereye gidiyor? Ne yapıyor? Bir gün Fenerbahçe maçı oynanıyor. Taraftarlar isyanda Galatasaray tarafı. Galatasaray maçı oynanıyor. Fenerbahçe tarafı isyanda. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Milleti sokağa mı dökmeye çalışıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben anlam veremiyorum. Anladım. Peki. Taraftarları kışkırtmaya mı çalışıyorlar? Demek istiyor zaten. Demek savaşlar hiç bitmiyor. O ona bir cevap veriyor. Ona cevap veriyor. Peki. Anlam veremiyorum. Ülkemiz nereye gitmeye peki. çalışıyor? Çok, Federasyon ne yapmaya çalışıyor? Peki Mikail Bey. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet, bir araya mı gidelim? Evet, kısa bir aramız var. Ardından sonra telefon almaya devam edeceğiz. Bugün 50'ye kadar telefon alacağız. Ondan sonra da programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Twitter bitti. Şimdi yani Twitter mesajları geliyor ama şimdi biraz Instagram'a döndüm. Oğuzhan Gündoğan, hayırlı yayınlar Aygün abicim. Bir ay önce beni Dijitürk'ten, Bein Spor'dan aradılar. Önümüzdeki sene Ocak ayına kadar 600 TL karşıda sporun yıldızı paketin devam edeceğini söylediler. Peki dedim, yayın ihalesi olacak. Ya kaybederseniz ne olacak? O zaman iade edeceklerini söylediler ama ihalelerin kendilerine kalacaklarına çok emindiler. Şaşırdım demiş Oğuzhan Gündoğan. Günaydın. Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Tayyip ben İstanbul'dan, Fenerbahçeliyim. Buyurun Tayyip, hoş geldiniz. Ben iki kulübün de şeyi düşündüğünün yani... Neyi? Yani tabii Fenerbahçe açısından böyle belki ligi böyle kupayı feda etmiş olabilir. Ama Galatasaray sadece şu an lig kaldı. Mesela Fenerbahçe'nin en azından bir Avrupa Kupası var. Ama sizin de biraz önce söylemiş olduğunuz gibi abi. Önce bir alt kadroyla çıkılır. İki takım içinde. Sonrasında yavaş yavaş değiştirsin. 5 tane oyuncu değiştirme hakkım var arkadaşlar. 5 oyuncu değiştirme hakkım var ya. Takımın yarısını değiştirebiliyorsun zaten. Evet, yani. %48.3. Uyduruyorum tabii. Aynen. %48 mi bilmiyorum da. Şimdi matematikçi İsmail, arkadaşlar mesaj atar İsmail şimdi. Hocamız, İsmail hocamız şu oyundan vazgeçsin abi. Yani o darılacak. Bu darılacak derken yani herhalde öyle çünkü mesela Zayt artık bence Fenerbahçe'de oynayabilecek bir... Miha Zayt ve Kurunic Fenerbahçe'de oynayacak kapasitede futbolcu değiller. Kimse kusura bakmasın. Yani kurun içi tam olarak yine de bir soru işareti bırakalım abi de yani ama Zayt gerçekten artık zaten yıllardır oynuyor. Geçen sene iyi oynamış olabilir Crespo ile beraber ama maalesef işte İsmail Hoca acaba yani bu darılmasın, bu küsmesin diye şampiyonluğu kaybedecek maalesef. O yüzden az kadroyla devam etmeli. Şimdi önümüzdeki hafta içi değil mi abi Avrupa Kupası maçı? Evet, yok. Bence evet, evet, önümüzdeki hafta için doğru. Herhalde. Ona da önem verilmesi. Doğru. Yani inşallah İsmail hocamız o maçta da böyle yedek ağırlık kadroya çıkmaz abi. Yani İsmail hocanın ne yapacağını artık kestiremiyorum ben maalesef. Yani inşallah İsmail hocamız. Peki bu hafta şey oynuyor mu abi bizim Fred? Yani Fred Hatay maçında mı? Hatay maçında. Bence abi. Oynamaz. Abi şimdi Fred hani insanlar diyor bir futbolcuya bu kadar bağlı mı ama bence gerçekten de bir futbolcuya bu kadar bağlı olduğunu gördüm Fred'den dolayı, doğru. Çünkü o oynadığı tam zaman... Tam bir orkestra şefi çünkü. O oynadığı zaman Tadic'in oynama şekli değişiyor. Şimanski... Ceko değişiyor, yani, Şimanski değişiyor. Hepsi değişiyor. Ama bu hafta oynayacağı söyleniyordu abi. Geçen hafta oynayacaktı hatta ama bu hafta riske artık yani riske atmayacağım da ligin yani Fred'i oynatmayacaksa ama şampiyonluk kaybettikten sonra... Fred'i daha sonra oynatsan ne olacak abi? Yani bence Fred artık riske edilmeli. Bekao ve Fred yavaş yavaş hazırlar ama. Bakalım belki bu hafta Bekao'yu kullanabilir. Bilmiyorum. Biz de stoper konusunda geri dörtlüde çok değişiklik yapıyor İsmail Yorumuz'un maalesef. Bir belirlisi bence Ciku yanına kimi koyarsa koysun abi. Çağlar iyiydi. Benim kafamdaki Bekao ve Ciku. Net söyleyeyim. İlk sezonun başındaki gibi. Aynen Bekao Ciku. Sarı kartlar ve sakatlıklarda Çağlar'ı koyabilirsin. Yani farklı Serdar var. Yani farklı isimlerim var zaten. Alternatiflerim var. Osterwalde'yi bile kullanabiliyorsun ama benim kafamdaki ikili Bonucci de var orada. Kafamdaki ikili Bekao ve Ciku. Sene başında bu takım zor gol yiyordu. Aynı işte o yüzden dedim sana. Serdi, Osayi, Bekao, Ciku. Aynen doğru. Ben de katılıyorum abi. Bu şekilde son 11 maçta devam etmeli bence. Doğru. Görüşürüz abi. Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Yakup Demirtaş demiş ki günaydın Aygün kardeşim. Nefesini tüketme bu yayın ihalesiyle demiş. Zaten sonuç belli demiş Yakup Demirtaş.
Evet, gelelim. Dün Aziz Yıldırım'la ilgili Ozan Gül'ün mesajını da şunu söyleyeyim. Dün Aziz Yıldırım'la ilgili bazı açıklamalar vardı. Daha sonra yalanlandı o açıklamalar. Ben böyle bir açıklama yapmadım diye onu da tekrar söylemek istiyorum Sayın Ozan Gül'e. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Erdoğan ben, Boğaz'ın incisi Kuzguncuk'tan bütün Fenerbahçelilerim. Kuzguncuk. Siz de çok seversiniz Kuzguncuk'u. Kuzguncuk'a bayılırım. Evet. Kuzguncuk. Orada bir arkadaşınız vardı. Gazeteci arkadaşım ama onu geçelim, ama şunu söyleyeyim hakikaten. O Kuzguncuk mutlak suretle İstanbul'da yaşıyorsanız gidin, görmeniz gereken bir yer. Kesinlikle. O pastanesi, meşhur pastanesi. Evet. O sokağı, o kafeler, o hakikaten İstanbul'un en güzel yerlerinden biri Kuzguncuk. Kesinlikle. Eskiyi bırakmadı Kuzguncuk. O hala eski güzellik duruyor. İnşallah. Yapılaşmada inşallah bozulmaz. Orası öyle kalır. İmar izni olmadığı için Boğaziçi kalanına... Biliyorum ama gene de Allah bozulmuyor. Korusun diyorum. Gene korkuyorum ben gene. Yani gene de korkuyorum. İnşallah bozulmaz. Evet. İnşallah bir gün de fırsatımız olursa size o pastanede bir börek ısmarlamak... Vay vay, gelirim. Yemin ediyorum gelirim. Vallahi gelirim. Her buyurun. Zaman, buyurun. Zaman. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii daha önce Galatasaray'dan farklı takımlara transfer oldu. Galatasaray'a karşı performansını izlediğimiz bir sürü futbolcular var. Beyniyle kalbi çelişmediği için Feghouli'yi kutlamak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Dün çok iyi oynadı Feghouli. Profesyonellik örneği gösterdi. Benim kafamda soru işaretleri vardı geçmişten dolayı. Ya ben futbolcuların satacaklarına ihtimal vermiyorum. O kulüp başkanı yapmış olduğu açıklama, ben sana bir şey söyleyeyim. Hakikaten iyi bir açıklama değil. Yani futbolcuları ortaya atan bir açıklamaydı. Samsun başkanı sonra çevirmeye çalıştı ama maalesef kaldı orta o açıklama maalesef. Yani diğer futbolculara nazaran hani gelip üçlü çektiren futbolcuları gördük falan. Ya, doğru. Performansı daha az olan futbolcular Ramazan çok çok iyi bir performans gösterdi. Ondan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bir de bu naklen yayın ihalesiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Hani bizim bu yabancı hayranlığımız nereden geliyor? Yani iki tane burada yarışan firma var. Birisi yerli, birisi yabancı. Yabancı olan hiçbir prosedürleri yerine getirmiyor. Türk olan tam aksine daha çok para verip bütün prosedürleri yerine getiriyor. Ama nedense yabancı olan seçiliyor. Bunu da mevcut siyasi iradeye bağlıyorum ben. Şunu da söylemek istiyorum. Hani mevcut siyasi iradenin elini futboldan çekmediği sürece futboldaki kaos ortamının devam edeceğini düşünüyorum. Mevcut siyasi irade elini futboldan çekmediği sürece diyorsun. Peki mevcut siyasi iradeyi sık sık ziyaret eden kulüp başkanları, vergimizi ödeyemiyoruz, bankalara borçlarımız var, bu taksiri ödeyemiyoruz, yapılandırmasını isteyen kulüplerimiz mevcut siyasi elleri kulüplerin içerisine, futbolun içerisine soktu. Tabii ki o da var ama şu anda mesela kulüpler çok büyük para sıkıntısı çekiyorlar. Tam aksine şimdi çok bir fark var. Yani epey bir fark var. Maddi anlamda halen daha neden diğer kuruluşa veriliyor onu anlamadım. Söylemek istediğim şey buydu. Tabii ki başkanların da burada suçu var. Mevcut siyasi iradeye bağlıyorum ben ama tabii onun da dahlinin olduğunu düşünüyorum. Burada federasyonun karar vermediğine inanıyorum. Böyle bir yetkisi olduğunu da düşünmüyorum federasyonun. Mevcut siyasi iradenin baskısı doğrultusunda böyle bir tercih yapıldığını düşünüyorum ben. Hani Mehmet Büyükekşi'nin boyunu aşan bir tercih olduğuna inanıyorum. O boyunu aşıyorsa o zaman orada oturmayacak. İşte orada oturmayacak, kalkacak. O zaten bütün konuda halen daha orada nasıl oturabildiği, bu kadar başarısızlığa rağmen hala orada nasıl duruyor? Rağmen halen orada nasıl oturduğunu da mevcut siyasi iradeye bağlıyorum ben açıkçası. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Osman Şenkal, millet kirada yemek yemeye ekmek bulamazken oynatmadığı onlarca futbolcuya milyon dolar veren sözde büyük kulüplerimiz, vay efendim, kupadan bilerek elenmiş neymiş, şampiyonluk daha önemliymiş, bu kulüplerin kadrosunda kaç tane sözleşmeli oyuncu var, siz futbol oynayın diye almıyor musunuz milyonları günlük, almıyor musunuz milyonları günlük olarak diyor, 11 saat ağır sanayide mi çalışıyorsunuz asgari ücretle demiş Osman Şenkal. Son birkaç dinleyici alacağız. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Emre ben. Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe taraftarıyım ve sürekli her sabah şoförlük yapıyorum. Her zaman Ali Erim'le... Mert'le anlaşıyorsunuz. Onlarla başlayıp benle devam ediyorsunuz, doğru mu? Aynen, doğrudur. Ve sonra günün bittiği için mesaim faydus ediyorum. Salim ben kardeşimizi dinlemiyor musun? Ona yetişemiyorum çünkü gece 3'te iş başı yapıyorum. Allah yardımcın olsun, çok zor. Aynen.
İkide bitiyor işim. Ondan ama dolayı finali güzel yapıyorum veriyorum diyorsun ama. Finali ben ne güzel oluyor diyorsun. Doğru, haklısın. Aynen, çok güzel ve çok beğenerek çok beğenerek ben sizi dinliyorum. Ve şu anda havaalanından dönüyorum. Ya bu ihale konusunda ben bir şey merak ediyorum. Şimdi biz eskiden ligi izlerken, ligi izlediğimiz zaman puan farkları 10 puan, 12 puan farklar olurdu. Şimdi bu yayıncı kuruluş ihalenin içine girdiğinden belli hiçbir takım, ya bugün İngiltere'de bile geçen sezon Arsenal 10 puan fark atarken Manchester City 10 puan geriden gelip şampiyonluğu alıyor. Ve onların yayıncı kuruluşu 2 milyar sterlin verirken bize 100 milyon lira verdiklerine beğeniyoruz. Yani bu Türkiye Federasyonu, yayıncı kuruluş bu ihaleleri neden bir Türk firmasına vermiyor? Veya şöyle özetleyeyim. Bu ihale, yayıncı kuruluş, liglerin neden puan farkının açılmasını hiçbir zaman istemiyor? Yani biz hakemlere, federasyona durmadan taş atıyoruz ama güzel. Biz hakemlere durmadan laf atıyoruz, taş atıyoruz. Evet doğru, hakemlerimiz iyi değil, yetersiz. Federasyon başkanımızı beğenmiyoruz. Tamam, buna da kabulüm. Ama hiç demiyor muyuz yani, şöyle bir düşünmüyor muyuz? Ya biz eskilerimiz daha iyi bilir. Ya bu ligde 93 puanla Fenerbahçe şampiyon olup 83 puanla Beşiktaş'ın ikinci olduğu bir lig vardı. Biz hiçbir zaman Bayern Münih, ben sürekli takip ederim, 13 puanla 10 puanla şampiyon olurken şimdi yani dengeli dengeli puan farklarıyla şampiyon oluyor. Bu yayıncı kuruluşlar bence federasyona çok farklı bir şekilde etki yapıyor. Ben zannetmiyorum ki yani bu hakemlerimizin yeri. Sadece yayıncı kuruluş, ben size para ödüyorum, benim ödediğim para için benim dediğimi yapacaksınız gibi bir şartlandırma diye düşünüyorum. Doğru. Son cümleniz? Yani benim söyleyeceklerim peki, bu kadar. Kim iyi olursa o şampiyon olsun. Çok hak eden şampiyon olsun. Peki, çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya bakın, bu kısım çok önemli ya. Holding'in açıklamış olduğu kısım aslında çok önemli bir konu. Aslında yani konuşulması gereken konu. Bakın, TFF İhale Komisyonu'na gerçekleşen yüz yüze toplantı. Biliyorsunuz Saran Holding gittiler, orada yüz yüze toplantı yapıldı. İhale Komisyonu. Toplantı, İhale Komisyonu'ndaki insanlar diyorlar ki yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiğini söylüyorlar. Diskalifiye edildiyse, iki kişiden biri diskalifiye edildiyse öbürküne niye verilmiyor? Niye verilmek istemiyor, istenmiyor? Diskalifiye edilene niye vermeye çalışıyorsunuz? Asıl soru bu. Ya bunun altında ne var? Ne yatıyor? Neler yaşanıyor? Günaydın. Merhaba, günaydın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Sağ olun. Sertan ben, İstanbul'dan. Sertan değil mi? Sertan. Evet. Beşiktaş taraftan. Buyurun Beşiktaş. Sertan Bey, buyurun. Öncelikle pazar günü Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İnşallah güzel, adaletli bir maç olur. En önemlisi o. Hı-hı. İki tane küçük şey söyleyeceğim fazla vakit almadan. Hani Mehmet Büyükekşi'yi sayın falan demiyorum artık. Çünkü bence sayılacak bir tarafı kalmadı. Yayın ihalesi vesaire, onları zaten okeydi. Böyle bir insanın Süper Kupa fiyaskosundan sonra zaten burada kalması, yani her şeyi geçtim bakın, her şeyi, büyük bir Süper Kupa fiyaskosu var ve bunun altından bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi, yani hiç hatası yokmuş gibi, hiç orada rezillik yaşatmamış gibi takımlarımıza hala koltukta oturup, bunun üstüne zaten onunla ilgili konuşulacak bir şey yok. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, yorumlarınızı almak isterim. İkincisi de Fenerbahçeli taraftarlara bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşım çoğu da, ya şimdiden havlu atmaya gerek yok. Yani güzel bir gidişat var. Sadece 3 puanlık bir fark var. O da kapanmayacak bir fark. 2 puan fark var. Ya, pardon, hatta 2 puan fark var. Yani en kötü Galatasaray evinde yense zaten şampiyon olacak. Yani benim gördüğüm şu an her konuşan şey. Şey o bir tabii, o bir biraz psikolojik yani. Yıllardır bu evet. Gelip de kaybetmenin vermiş olduğu bir psikoloji o, biliyorsun. Ne demek istediğimi çok iyi anladın. Evet. Yani gene, ama eyvah gene mi aynı şeyleri yazacağız? Gene mi aynı olayları yaşayacağız? Eyvah gidiyor tarzı bir düşünce var. Yok, bu hafta biz çelme takarız, gitmez, merak etmeyin, rahat olun. Peki. İyi yayınlar diliyorum. Çok iyi bak. Görüşmek üzere. Şimdi ya hakikaten uzunca bir süredir tabii şampiyonluk yarışına girince ve son haftalara doğru kafa kafaya gidip son haftalarda şampiyonluk kaybedilince Fenerbahçe taraftarında da maalesef böyle bir üzüntü var. Gene böyle bir panik var. Gene böyle bir strese girme var. Suudi Arabistan hikayesini unuttum tabii, onu söyledi demin dinleyicimiz. Normal şartlarda ama yani Mehmet Büyükekşi'nin yapmış olduğu
kapalı arkasında. Efendim bu işin sorumlusu biz değiliz. Bu işin sorumlusu baş sorumlu Ali Koç. Ali Koç yüzünden bu noktalara getirildi. Olaylarından dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilgili suç duyurusunda bulundu biliyorsunuz. Mehmet Büyükekşi ile ilgili devletin üst kademesine bu işin araştırılması gerektiğini söyledi. Hatta hala saklanan protokolü ortaya çıkartılmasını istedi Fenerbahçe Spor Kulübü. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü de bunu istedi. Ya bir protokol var ortada. Bu iki kulübün haberi yok protokolden. Sadece Mehmet Büyükekşi'nin haberi var. Hakikaten hala açıklanmıyor protokol. Yani ben bugün bir toplantı olsa büyük ihtimalle çağrılmayacağım kesindir Sayın Mehmet Büyükekşi'nin toplantısına. Bunu net sorarım. Net sorarım ve istifayı da sorarım yani. Ondan sonra bir daha çağrılmam zaten son toplantılarına. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Fatih Bıçakçı ben. Nasılsınız? Sağ olun Fatih Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O kadar çok konu var ki vaktimiz de çok kısıtlı. Evet. Öncelikle sürenizi başlattım. Buyurun. Türkiye Futbol Federasyonu hakikaten vasat ötesi bir yönetim sergiliyor. Zamanında Ali Koç da kendisini savundu. Hani alternatifimiz yok dedi. Ama o da olabilecek bir durumda değildi. Galatasaray aynı şekilde hep savundu. Artık onlar da isyan bayrağını çekti. Hakem yönetimleri facia, atamalar facia, hiç kimse memnun değil. Atama yok zaten. Şey yok. O algoritma falan filan onlara inanmayın yani. Yok. Tabii yok öyle bir şey. Kesinlikle kendi oturup yok atıyor. Zaten. Rezalet bir hakem yönetimi. Bu arada yayın ihalesinde zaten artık gülsek mi, ağlasak mı? Yani rezalet şeyler yaşanıyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz, evet. Ya inanılmaz yani neresinden tutsak elimize kalıyor. Bir ikincisi de şunu anlamıyorum. Bu yayın ihalesini veriyor bu yayıncı kuruluş. Ya Allah aşkına şuna hiç bakmıyorlar mı? Görüntüler rezalet. Kamera açıları rezalet. Yani bu kavgaların yaşanmasının baş müsebbibi bu yayıncı kuruluştur. Niye? Hiçbir yerde kamera yok. Tribünlerden yayınlar görüyoruz. Amatör çekimler görüyoruz. Amatör. Vallahi şimdi bu şöyle beIN Spor'un şöyle bir özelliği oldu arkadaşlar. Yeni kameramanlar yetiştiriyor beIN Spor tribünlerde. Abi inanılmaz yani bir şey. Ne demek istemedim yani tribündeki taraftar artık yavaş yavaş kameramanlığa başladı. Yavaş yavaş profesyonelle dönecek. Yani onlara yeni bir iş imkanı sunmaya başladı. Öğrenci arkadaşlarımıza, kardeşlerimiz veya iş olmayanlara beIN Spor sayesinde kameramanlığı öğrendi tribündeki arkadaşlar. İzleyiciler, taraftarlar. Tabii çok kötü. Kesinlikle. Rezalet taraftarlar ya. Diyor ki madem sizin kameranız yok biz her açıdan çekip size göndeririz. Yani öyle facia bir durum yaşanıyor. Gerçekten durumumuz çok kötü. Keşke yani ben Galatasaray taraftarıyım. Biliyorum birçok Galatasaray taraftarı da Saadettin Saran'ın Fenerbahçe üyeli ve potansiyel başkan olmasından dolayı karşı çıkıyor ama ben adaletli yayında şekilde... adaletli olur. Yani nasıl biz yayınlarımızı nasıl adaletli gidiyoruz? Esport var. Radyo Spor'da da nasıl adaletli gidildiğini görüyorsunuz. Doğru mu? Ya 7/24 ben dinliyorum. Bayılarak dinliyorum. Uzun zamandır da bağlanmaya çalışıyorum. Bugün nasipmiş. Çok mutlu oldum. Biz teşekkür ederiz. Sizleri tekrar. Severek dinliyorum. Sağ olun. İnşallah hak eden şampiyon olur. Kim şampiyon olsa rakip takım memnun olmayacak. Bu Galatasaray Fenerbahçe hiç fark etmez. Tabii canım. O hakemler sayesinde şampiyon oldu. O onu kolladı. Evet. Bu onu kolladı denecek. Bu normal. Yıllardır gelen bir şey bu. Maalesef. Umarım her şey gönlümüzce olur. Ülkemiz için hayırlısı olsun diyelim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok tutmayayım. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Son bir dinleyici. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gökhan Şirin ne demiş? Günaydın, iyi yayınlar. Galatasaray'ın elenme niyeti maç öncesi hakemlere söylenmiş sanırım. Kaybettirmeme baskısı olmayınca hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Devam edelim. Son dinleyici. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Kocaeli'den Şenol. Ben TFF hakkında bir şeyler söyleyeceğim de bir de bu Dursun Özbey'in geçen gün yaptığı açıklamalarla ilgili. Hı hı. Şimdi TFF'nin ben istifa etmeyi de bilmediğini biliyorum. Futbol bilmediği gibi istifa etmeyi de bilmediğini düşünüyorum. Hı hı. Hani istifa etmesine edecek birilerinin yani bir iş alması lazım. Birifik alması lazım. Yani onu da bildiğini düşünmüyorum istifayı. Hı hı hı. Şimdi Dursun Özbek TFF'yi istifaya davet etti. Evet. Galatasaray'ın kaç tane yöneticisi var TFF'de? 6. 6 tane. 6 tanesi istifa edince TFF düşmüş olmuyor mu? Düşüyor. Niye uğraşıyor ki? Kimi kandırıyor? Kandırma değil. Onu şöyle söyleyeyim. Türkiye Futbol yani, Federasyonu Başkanı tabii Mehmet Büyükekşi Galatasaray Kongresi. Orada birçok Galatasaraylılar var. 6 tane Galatasaray üye var Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Kandırma değil de yani onlar da artık Galatasaray'da artık. Kayıkçı kavgası yani şey pazartesi günü bir işe toplanıyor. Yılın yani dünyada ilk oluyor pazartesi günü Türk futbolunda. Icardi'ye
bir maç ceza veriyor. Bu adam bunu yapmamışsa ceza vermeyeceksin. Yapmışsa en az iki maç ceza vereceksin. Bir de perşembe günü toplanıp Beşiktaş maçında oynatmayacaksın bu adamı. Anladım. Diğerlerine peki, yaptığın peki, gibi. Peki. Çok yani taraf değil, tarafsız olacak. Peki. Hani bile bile milletin gözüne basa basa aynı tarafta aynı şekil yapmaya gerek. Peki. İnşallah da bu şeyi de yayını inşallah Beansport değil de Saran Olcuk alır da en azından şu Türk futbolu birazcık düzelir. Peki, çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Mehmet Basri Yetiş. Günaydın, iyi yayınlar Aygün abi. Keşke herkes senin gibi tarafsız, dürüst, işine aşık, işini seven biri olsa da TFF'ye soru soracak gazeteci ya da spor yorumcusu ya da spor adamı kalmasa. Herkes şu üzerindeki formayı çıkartıp gerçekten dürüst bir şekilde yorumculuk, spor adamlığı, gazetecilik yapsa sanıyorum. Biz bu durumda olmazdık. İyi yayınlar demiş sevgili Mehmet Basri Yetiş kardeşimize de benle ilgili güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Topu Batı'ya atıyorum çünkü reklama gidiyoruz. Artık programın bu kısmını kapatıyoruz. İkinci bölüme geçiyoruz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.52'yi gösteriyor. Şu an hattımızda Fanatik Asisi yazarı, spor yazarı Umut Eken var. Umut, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Aygün abi, iyi yayınlar. Evet Umut, hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Sence Ziraat Türkiye Kupası'ndan ya biz lige biraz daha mı asılalım, biraz daha fazla maç yapmayalım diye mi elendiler? Ne diyorsun bununla ilgili? Oradan başlayayım istersen. Sonra yayın ihalesine zaten geçeceğim. Neler söylersin bununla ilgili? Öyle bir genel kanaat var ama ben inanmıyorum. Yani, ben de inanmıyorum. Yani maçların son bölümde 60. 70. dakikadan sonra İsmail Kartal'ın ve Okan Buruk'un yüz ifadelerine baksın insanlar, özetleri izlerken yaptıkları değişikliklere baksınlar. Öyle değil hikayesi. Futbolun genel ruh hali onu anlatmıyor bize. Rotasyonlu kadroları çok yıpranmadan geçelim turları dediler ama denemeleri başarısız oldu. Bunun da bazı sebepleri var. Hem bireysel anlamda form düşüklüğü yaşadığı bir dönemde iki takımda, yani ayağına baktıkları futbolcularda bir düşüş var. Rotasyonlar mutlaka etkiliyor. Orta saha tercihleri bence çok belirgin de hem Fenerbahçe adına hem Galatasaray adına. Orta saha merkeziniz olmadığı zaman, değiştirdiğiniz zaman, özellikle Galatasaray özelinde bir durum var. Okan Buruk'un bir algısı vardı. Her oyuncuyu her yerde deneyerek çok sonuç aldı bu sene. Çok karşılığını buldu ama artık o da işlemiyor. Ben maç yazılarında da yazmaya çalıştım. Antalya Spor maçında 4 tane oyuncu sadece. Biri kaleci olmak üzere başladığı mevkide bitirdi oyunu. Dün akşam Karagümrük maçında da onu izledik. Yani oyuna sonradan giren oyuncu bile iki farklı pozisyonda oynamaya çalışıyor. Oyun ezberini unutmaya başladığınız dönemlerde de olmuyor. Rakibiniz de biraz dişliyse burada Ankara Gücü'yle Karagümrük'ün hakkında teslim ederim. Gayet çok akıllıca ve disiplinli, taktik sadakate bağlı kalarak oynadılar. Ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ı elediler. Öyle elendiler. İmasına, ifadesine. İşte ligi daha çok düşündüklerinden dolayı falan filan muhabbetini yapıyorlar ya bu ara. Taraftarların da bazı kısımları öyle düşünüyorlar. İyi ki elendik. Zaten Türkiye Kupası zaten çok önemli bir kupa değil tarzına da döndü biliyorsun iş artık. Kabaca züğürt tesellisi diyorum ben ona Aygün abi. Aynen. Galatasaray 2019'dan beri yarı final bile göremiyor Türkiye Kupası'nda ve hep söylemler belli. İsmail Kartal'dan da Okan Buruk'tan da daha bir ay öncesinde, birkaç hafta öncesinde bütün kupalarda zirveye hedefliyoruz söylemlerini, açıklamalarını çok duyduk. Yani gerçekçi değil o elenmemiz iyi oldu ifadesi. Galatasaray'ın transferlerine baktığın zaman, yani düne baktığın hem Tete hem de Zaha üzerinden de biraz bakmak lazım. Yani geldiği andan itibaren çok büyük bir katkı sağlayamadılar. Üstüne üstlük yavaş yavaş da ıslıklanmaya ve tepki görmeye de başladılar. Neler söylersin? Buradaki tabii algı, bunların çok konuşulmamasının sebebi geçmiş dönemdeki performanstı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine rağmen iyi maçlar oynamıştı. Bayern Münih'e, Manchester United'a karşı özellikle. Ligde de Fenerbahçe ile başa baş gidiyorlar. Neredeyse bütün maçlarını kazanır durumdaydı. O yüzden bu detaylar çok fazla konuşulmadı ama işte başarısızlık ve sonuçlar, kötü sonuçlar gelmeye başlayınca bu işler daha çok irdeleniyor. Yani Tete'nin gerçekten Tete üzerinde katkı verdiği bir maçı hatırlayamıyoruz. Diğer transferlerden işte Endombele hiç ortada yok.
Davinson Sanchez'i bir kenara koyarsak yeni transferlerle Galatasaray'ın ki 1300 vakası da var şu anda. Evet, 1300 var. Oynadığı maçlarda görüyoruz hani fundamental olarak da sorunlu gibi gözüküyor. Sürekli rakibe iki elini birden koyarak top kazanmaya çalışıyor. Çok faullü oynayan bir santrafor. Normal bir santrafor standardının çok üzerinde faul yapıyor. Onun da çok başarılı olduğunu şu ana kadar söylemek mümkün değil ara transfer döneminde gelmesine rağmen. Burada Galatasaray'ın transferlerde nokta atış yapamadığını artık görmüş durumdayız. Galatasaray eldeki mevcutlarla geçen seneden bu yana kadrosunda kurduklarıyla biraz Davinson Sanchez'de biraz işte Barış Alper'in yükselen performansıyla yukarı çıktı. Kerem zaten ama, bir iniş çıkışlar yaşıyor. Bir iyi bir kötü. Onda da çok ciddi eksiklikler var. Bugünkü maç yazımda da yazmaya başladım. Gol ve asistin büyüsüne kapılıyoruz ama olanları bitiriyoruz. Galatasaray'ın ilk golünde Kerem'in yine bir top kaybı var. Antalya Spor maçında da iki gol atmıştı. Bunlar gölgelenmişti ama çok ciddi top kayıpları yapıyor. Ve Galatasaray yerleşik düzendeyken, rakip alandayken top kayıpları oluyor. Sonrasında geri koşmak vesaire çok zor oluyor. Galatasaray pozisyonları Antalya maçında da böyle verdi. Ki dün akşam da ilk golü de böyleydi zaten. Evet, senin de demiş olduğun gibi yeni transferlerde çok fazla beklenti kat sağlayamadı. Şimdi Futbol Federasyonu'nun dün işte cezalar mezalar açıkladı ya. Bilmiyorum gördün mü Fenerbahçe'ye verilen bir ceza var. Seremoniye fazla çocukla çıktıklarından dolayı Fenerbahçe ya bunlar ne yapmaya çalışıyorlar kulüplere? Burada iyi niyetli davranmak lazımdı. Geçmişte bir örnek oldu Menemen Spor'da değil mi yanılmıyorsam Atatürk yani talimatlara uygun tişörtle ve pankartla çıkmadıkları için ama orada o dönemin Futbol Federasyonu bir inisiyatif göstererek daha doğrusu kurulları, hukuk müşavirliği ve disiplin kurulu bir inisiyatif göstererek orada kanaatle bir cezaya gerek kalmadığına hükmetmişlerdi ve ceza vermemişlerdi. Hı hı. Şimdi çocukların olduğu yerde, çocukların spor alanlarının olduğu yerde ceza kelimesi kulağa çok rahatsız edici geliyor. Burada kurullar bir inisiyatif kullanmalıydılar. Her tek cezayı gerektirmez. Bunun futbolcularla alakalı, teknik adamlarla, takımlarla alakalı da görüyorduk. Burada maalesef disiplin kurulu üyeleri düşünememişler, düşüncesiz davranmışlar ya da iyi niyet gösterememişler. Yani fazla sayıda çocukla çıkmak etti. Hani taraftar falan deseniz tribüne fazla sayıda taraftar almak cezası var vesaire. Akredite alanları işgal etmek vesaire falan ama fazla sayıda çocukla çıkmak yani bunun karşısında cezamız kulağa hiç hoş gelmiyor. Maalesef disiplin kurulu üyeleri ya kabaca söyleyeyim ama uyumuşlar. Ben iyi niyetli görmüyorum bu davranışı. Bundan sonra şimdi insanlar ne yapacak? Tek tek sayacaklar. Fener'e bunu verdim. Bakayım Galatasaray'da kaç tane var? Beşiktaş'ta kaç tane çıktı? Trabzon'da kaç tane çıktı? Ona göre yani, şimdi şey mi yapacağız? Çocukların spor alanlarında olduğu yerlerde fazla çocuk kimseyi rahatsız etmemeli. Yani bu spordan da bağımsız konuşmak lazım bunu. Fazla çocuk hiçbir yerde hiç kimseyi rahatsız etmemeli. Öyle söyleyeyim. Doğru. Eğer güvenlikleriyle ilgili çocukların güvenlikleriyle ilgili bir sorun yoksa atıyorum bir okul gezisine giderken 50 kişilik otobüse 60-70 tane çocuk almaktan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama spor alanlarında güvenliklerinin endişe verici bir durumda olmadığı doğru, sürece çocukların doğru. fazla sayıda yer alması kimseyi ama kimseyi rahatsız etmemeli. Doğru. Umut çok kısa bir reklam aramız var. Biraz bekleteceğiz seni aradan sonra seninle sohbetimiz devam edecek. Hem derbiyi konuşacağız hem de tabii senin uzmanlık alanın olan yayın ihalesi. Çünkü onunla ilgili çok önemli haberlerim var. Önemli tweetlerim var. Onları da konuşacağız çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda da Fanatik Gazetesi yazarı Umut Eken var. Umut, dün ben Emre Mor'a da çok bayıldım. Yani Vavakars Fatih Karagümrük'te biraz daha farklı mı oynuyor? Daha mı rahat? Yani çok rahat yarattı. Ya. Maçın oluşan şartları da Emre için çok uygun bir fırsat doğurdu. Galatasaray bu demin az önce bahsetmeye çalıştığım ezberi bozulduktan sonra dağınık oynarken daha yerleşim vesaire önde de oynamaya çalışırken Emre için çok önemli fırsatlar oldu. Emre de dar alanda çok süratli bir oyuncu, yetenekli, top hakimiyeti bir oyuncu. Çok takımını rahatlattı yani. Maçın yıldızlarındandı bence. Aldığı süre belki 90 dakika değildi ama sonradan oyuna girmesine rağmen inanılmaz rahatlattı Karagümrük'ü ve Galatasaray'ın atak sürekliliğini sağlamasında engel olan isimlerden biri
dikine oynamasıyla attığı paslarla çok fark yarattı. Çok fark yarattı. Evet, ben acaba Fenerbahçe, gene aynı şeyi söylüyorum. Hem Crespo üzerinden, hem Lincoln üzerinden, Lincoln'u da görmüşsündür, hem de Emre Mor üzerinden acaba hata mı yaptı? Bir anda Kurunic ve Mihaz Ayas'ı tutup bunları gönderilmesi bence hala hatadır. O lafımın arkasındayım. Sen ne diyorsun bununla ilgili, görüşün ne? Mevcut performanslar da onu anlatıyor zaten Aygün abi. Dediğin gibi Lincoln'de, Crespo'da, yani Crespo konusunda özellikle ben çok şaşırmıştım. Hani mevcut kadroda o forma giydiği maçlarda, süre aldığı maçlarda Fenerbahçe merkezinde bu sene çok fazla oyuncu oynadı. Fred olduğu zaman, sağlıklı olduğu zaman orada banko, ama Fred'e partner olan çok oyuncu oldu bu sene işte. İsmail, Crespo, Krunic, başka zamanlarda kim maçlarda başka oyuncular. Yani Crespo'nun standartları bence Fenerbahçe'de kalmasına yeterliydi. Hele Krunic'in bu performansını gördükten sonra haliyle o soru soruluyor tabii. Crespo neden gitti diyor. Şu anki görüntüyle bu operasyon başarısız gibi gözüküyor. Doğru. Evet, dün Saran Holding'in naklen yayınla ilgili, önce tabii Türkiye Futbol Federasyonu açıklaması vardı. Naklen yayın ihalesini iptal ettiği yönünde. Oradan başlayalım istersen. O açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Neler söylemek istersin? Daha sonra Saran Holding'in açıklamasından bazı şeyler sana soracağım. Önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasıyla ilgili neler söylersin? O açıklamayı, ben resmi bir açıklama yapılmış olması gerektiği için yapılmış bir açıklama olarak görüyorum. Yani şeffaflık vurgusu yapıldığı dönemde sürecin bence özetlenmesi gerekiyordu. Nasıl özetlenmesi gerekiyordu? Şu tarihte ihaleye girilmiştir, şu firmalar dosyaları almıştır, şu teklifler yapılmıştır, şu gerekçeyle ihale iptal edilmiştir denmesi lazım. Evet, yine bir açıklama var, ihale iptal edilmiştir de yani ihalenin ruhuna uygun mu o iptal? Oralarda soru işareti var. Bence çok doyurucu ve şeffaf bir açıklama değil. Kamuoyu daha fazlasını merak ediyor ve daha fazlasını duymayı da hak ediyordu bence. İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla yayın ihale komisyonunca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Yayın ihale komisyonuna gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesi aynı şey tabii. 2 Mart'ta yarın değil mi? Yarın ertelendi. Cumartesi ertelendi değil mi? Bu akşam 17'ye kadar tekrar bir resmi başvurusu durumu söz konusu. Yarın 14'e kadar da resmileşmesi lazım. Evet. Evet, 01.03.2024 saat 17'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na dediğin gibi iletişime geçirmesi gerekiyor. Yani burada soru şu, açıklamada, TFF'nin açıklamasından gidelim. İhale bedelinin gerekli miktar, işte istediğimiz parayı bulamadık kabaca. Biz de o yüzden, peki bu parayı bulabilecek misiniz? Bundan sonraki ihalelerde sürekli düzenledikçe bu parayı ulaşamazsanız sürekli ihale mi iptal edeceksiniz? Bu soru bu. Ya yani kafandaki rakam neydi ki o rakama gelmediği için iptal ediyorsun? Kafasındaki rakam ya, neydi? Az önce söylediğim gibi daha şeffaf bir açıklama olmalıydı. Daha net bütün spor kamuoyunun, spor ekosisteminin duyması gereken şeyleri açıklamalıydılar. Yani çok ciddi bir ihale bu sonuçta. Türk futbolu, Türk sporun daha doğrusu en büyük, en hacimli anlaşması. Süper Lig ve 1. Lig naklen yayın ihalesi. İnsanlar daha fazla şey öğrenebilmeliydi. Yani ben tekrar ediyorum sorumu. O zaman kafanızdaki rakama ulaşamadıkça ne yapacaksınız? Ligi pazarlamayacak mısınız? Satmayacak mısınız? Vermeyecek misiniz kimseye yayıncı kuruluş olarak? Görevlendirmeyecek misiniz kimseyi? Vermezseler o parayı ne olacak? Ki ben o paraların çıkacağına, yani 200 milyon dolar civarında bir beklentiden bahsediliyor. Duyumlar da o yönde. Paylaşan arkadaşlarımız var. Ben de aşağı yukarı o tür bir beklentide olduğunu öğrendim TFF'nin. 200 milyon doları veren çıkmazsa ne yapacaksınız? Her ihaleyi iptal mi edeceksiniz? Yayınlanmayacak mı bu maçlar? Yani. Evet, daha sonra da Saran Holding dün biliyorsunuz bununla ilgili bir açıklama yaptı. Orada bir cümle çok önemli bence. Asıl o cümle üzerinden, ben hep o cümle üzerinden gittim bugün de. TFF İhale Komisyonu'yla gerçekleşen yüzde toplantıda tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Bak, diskalifiye edilmiş. Ben de onu paylaştım. Saran, şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Radyo Spor bir Saran Holding kuruluşu. Burada konuşuyorum diye kimse yanlış anlamasın. Yaptığım paylaşımlar da belli. İhale sürecinde görüşlerim de belli. Neyse, onu anlatmaya çalışıyorum. Ben de en kritik cümle olarak bunu gördüm. Yani ihale komisyonunda şimdi orada kulüplerin temsilcileri de var. Evet. Dursun Özbek
Göksel Gümüşdağ, Ali Koç da Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsil eden isimler olarak ihale komisyonundaydı. Federasyon temsilcileri var. Bu ifadeyi kim söyledi Saran Holding'in ve hangi gerekçeyle söyledi? O zaman bu ihale komisyonunun da güvenilirliğinden şüphe duymak mı lazım? Şimdi diskalifiye edilmiş bir kuruluş varsa neden diskalifiye edildiğini de işte oradaki gerekçe de anlatılıyor. Açıklama demin söylediğim gibi yine her şey oraya çıkıyor. Şeffaf bir açıklama olmadığı için süreçler net şekilde anlatılmadığı için bunların hep soru işareti kalıyor. Diskalifiye sebebi şu olabilir mi Umut? Sözünü kestim kusura bakma. Yani şartnameye uyulmama. Yani nedir şartnamede teminat mektubu? Ne bileyim şartnamede euro üzerinden paranın ödenmesi. Tabii yayıncı kuruluş ben kardeşim banka teminatı vermem. Benim adım zaten teminat falan tarzı konuşuyormuş. Ne bileyim ben efendim TL olarak ödeyeceğim diyormuş. Acaba bundan dolayı mı söylendi diskalifiye edildi diye şartnameye uymama sebebi bu olabilir mi? Peki tamam eğer öyleyse de hala hazırda teklif yapan bir firma var. En yüksek teklif ihale kanunu değil midir yani? Benim akşam öğrendiğim TSE'nin ihalesi kamu ihalelerinden farklıymış. Bu tür durumlarda iptal etme hakkı varmış vesaire ama peki bu paraları bulabilecek misiniz? Niye iptal ediyorsunuz? Ya da bunu ihale komisyonu adına kim söyledi? İhale komisyonunun sözcüsü kim? Diskalifiye edilmiş dediyse bir şey çok nettir. Diskalifiyenin kelime karşılığı çok net. O elenmiştir. Oyun dışı. Oyun dışı çıktı. Oyun dışı. Aynen öyle. Oyun dışı kelimesi çok net. Aynen öyle Aygün abi. Peki şimdi ne olacak? O kuruluş tekrar alırsa diskalifiye ettiğiniz kuruluşa mı vermiş olacaksınız? Bence süreci hiç doğru... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Süreç doğru idare edilmiş olabilir ama alınan karar ihalenin iptal ediliyor olması bence futbol ailesinde rahatsızlık yaratıyor. Ben bir spor gazetesi olarak rahatsızım. Hiç rahat değilim. Zaten şimdi buradan bu rakamlar hakikaten özellikle 3 büyükler açısından söylemiyorum. Anadolu kulüpler açısından naklen yayın gelirleri çok çok önemli. %80-90'ı bütçelerin, toplam bütçelerin. Çünkü onların maç gelirleri yok, forma satış gelirleri yok, spor gelirleri yok, sponsor gelirleri yok. Hasılat gelirleri yok. Yani aynen öyle. Kombine satışında bile Galatasaray, Fenerbahçe 1 milyar liraları bulurken yani bazı Anadolu kulüplerinin bütçesine yaklaşıyor. Sadece sezon başındaki kombine, loca satışlarıyla vesaireyle. Şimdi arada büyük uçurum var. Bu uçurum da doğal sonucu olarak toplam gelirlerinde %80-90'ı naklen yayın gelirleri oluyor. Başka gelir kalemi üretmekte sorun yaşıyor Anadolu kulüpleri. Bugün görüyoruz hala Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın maçları olmadığı zamanlarda tribünler boş oluyor. İzlenmiyor. Hasılatları yok, forma satışları yok. Onlar için bu kadar önemliyken şimdi onlar da ama oraya ihale komisyonuna kendileri temsilci olarak Ali Koç'u, Dursun Özbey'i, Göksel Gümüş dağıtmışlar. Bu sadece TFF'nin sorumluluğu değildir. Aynı zamanda Süper Lig kulüplerinin de sorumluluğudur. Eğer bu paralara ulaşılmazsa, bu paralar çıkmazsa kendileri de kendilerine hesap vermek zorunda kalmaktadırlar bence. Tabii. Burada tabii şimdi kulüplerin de tavrı çok çok önemli. Kulüpler hiç kenara çekilmesinler Aygün abi. Çok sorumlular. TFF kadar sorumlular. Kulüpler eğer ellerini masaya yumruğunu vurup tamam kardeşim biz bu ihaleyi böyle sonuçlandırıyoruz. Bizim istediğimiz bu. Bu para bizi tatmin ediyor bu şartlarla. Ne olursa olsun biz bunda okeyiz deselerdi TFF'ye başka bir açık kapı bırakamazlardı. Kulüpler TFF'den üstündür. Altını çok ciddi anlamda söyleyeyim. TFF futbolda idare makamı olsa da kulüpler TFF'den üstündür. Kulüplerin burada ısrarcı olup olmadığını bilmiyoruz. Ki biliyoruz aslında ısrarcı olsalardı bu ihale neticelendirilirdi, iptal edilmezdi. Burada sorumluluk da kulüplerde. Umut çok kısa bir aramız var tekrar. Reklama gidelim. Reklamdan sonra sohbetimiz seninle devam edecek. Hem yayın yerlisini gidelim konuşmaya devam edeceğiz. Hem de hafta sonu bir derbi var. Derbiyi de konuşacağız. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet saatlerimiz 11.13'ü gösteriyor. Hattımızda Fanatik Asli yazarı Umut Eken var. Umut naklen yayın ihalesi dün Saran Holding'i yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman şu cümle de aslında TFF tarafından yapılan açıklamadan anlaşılmaktadır ki şartnameye uygun teklif vermemeyi alışkanlık haline getirmiş bir yayıncıyla devam etme arzusu Sayın TFF yönetimi ve kulüplerimiz içinde bir alışkanlık haline gelmiştir.
Burada tekrar bir şeyi hatırlatacağım. İki hafta önce yine senin programında sağ ol, söz hakkı vermiştin bana. Bir kulüp başkanı ve bazı yöneticilerle evet. yaptığım görüşmeyi anlatmıştım. Doğru. Hiçbir dayatmaya ve emri vakiye gelmeyeceğiz demişlerdi. Doğru, doğru. Az önce kastetmeye çalıştığım şey de oydu. Süper Lig kulüpleri elini masaya vurmalıydı. Burada TFF'yi işaret ederek sorumluluktan kaçamazlar. Topyekun bütün futbol ekosistemini etkileyen bir durum bu. Senin de bahsettiğin gibi Anadolu kulüplerinin özellikle %80-90 geliri buradan çıkıyor. Doğru. Şimdi emri vakiye dayatmaya gelmiyoruz deyip de eğer bu şartları kabul ediyorsanız kendi durumunuzu yanacaksınız. Ondan sonra transfer tahtanız da kapanır, icralık da olur, FIFA'da dosyalar da birikir. Bunu siz hak ediyorsunuz demektir. Başka söyleyebileceğim hiçbir şey yok burada. Yani burada bir duruş sergileyebilmeliydiler. Sergileyebildiler mi? Bence sergileyememişler. Sergileseler böyle olmaz. Dün itibariyle bu yayın zaten nakden yayın ihalesinin sonucu dün itibariyle belli olurdu. Aynen öyle, resmileşirdi. Resmi duyuru yapılırdı. Ve hani artık Mart ayındayız. Aygün abi biliyorsun Avrupa'da filan insanlar Mart ayından yeni transferlerini, yeni teknik kadrolarını, önümüzdeki sezonun planlamalarını vesaireleri yapıyorlar. Bir başka durum da söz konusu. Yani her gün kur artıyor maalesef. Ülkedeki ekonomik gerekçeleri de bu teklif edilen rakamlar, döviz bazlı teklif edilen rakamlar da aslında döviz bazlı geriler durumda. Kur arttıkça döviz bazlı olarak işte 150-148'e iniyor. 148-146'ya inecek belki. TL üzerinden ödeme yaparsan dediğin doğru. Aslında euro üzerinden ödeme yaparsan bir sıkıntı yok. Onu kastetmeye çalıştım. Aynen öyle. Kur ilerliyor. Kapı gibi kontratlar var herkese. Bütün takımlarda 10-15 tane yabancı futbolcu var. Yani kadroda lisansı olmayıp oynatamadıkları futbolculara para ödüyor kulüpler. Böyle de bir durum var ve bunları dövizle ödüyorlar. Döviz arttınca ödemeleri artıyor. Yani Türk futbolunun kaybedecek zamanı yoktu. Şu sıralarda Türk futbolunun nakden yayın ihalesini bitirip kulüpler önümüzdeki sezonun planlamalarını yapmaya başlamış olmaları gerekiyordu. Ama geldiğimiz noktada bugün ayın 1'i 1 Mart'tayız ama hiçbir şey yok. Hiçbir hareket yok. Şu olabilir mi sevgili Umut? Şu olabilir mi? Şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı yani 20 kulübün 19'u Türkiye Futbol Federasyonu'na ilgili devamlı açıklamalar yaptı. İşte sosyal medya hesaplarından istifaları çağırdılar. Kulüp başkanları işte Fenerbahçe çağırdı, Beşiktaş çağırdı, Galatasaray çağırdı, Trabzonspor aynı şekilde. Bir Başakşehir galiba değil mi istifaya davet etmedi? Ben de yanlış hatırlıyorsam beni düzelt ne olursa. Ya Başakşehir hiçbir zaman hakemlerden merak adam etmeden şikayetçi olmadı yani. En az mağdur olan kulüptür muhtemelen. Açık ara elimde bir istatistik yok ama Başakşehir hakem konusunda, TFF konusunda en az mağduriyet. Aynen. 20 kulübün 19'u istifaya davet. Acaba Mehmet Büyükekşi kulüplerden bu yönde intikam alıyor olabilir mi? Yani değişik bir şey. İntikam kelimesini söylemeyebiliriz. Hoş olmayabilir. Karşılığı olmayabilir ama bence hata yapar eğer öyle bir tutum içindeyse. Hata yapar. Çünkü neticede... Niye ben diyor ki hani, benim marka benim diyor. Yayını istediğime veririm diyor. Hatırlıyorsun değil mi şey Katar olayında da kardeşim sonuçta bu ben yönetiyorum bunu dedi. Suudi Arabistan'a ben götürdüm de gitmek zorundalar dedi. En son cümleler çıkamalar vardı. O söylemlerin tam karşılığının aslında ben öyle olmadığına inanıyorum. Kulüplerin onayı olmadan mesela şimdi Süper Kupa Şanlıurfa'da oynanacak. Şanlıurfa için iki kulübün de okey verdiğini biliyoruz. Hani kulüplerin onaylamadığı bir şeyi de dayatması mümkün değil. Eğer dayatıyorsa ve durum gerçekten böyleyse Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şanlı tarihlerini, şanlı geçmişlerini tekrar gözden geçirmek zorundalar. Bunlar çok çok büyük markalar Aygün abi biliyorsun. Doğru. Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yani toplumsal anlamda çok rüzgarın yönünü değiştirebilecek çok çok büyük markalar, çok çok büyük kitleler. Diğer taraftan ben yine kulüpleri suçluyor olacağım. Eğer böyle bir memnuniyetsizlikleri varsa bu böyle Twitter'dan, sosyal medyadan açıklama yapmak da yazılı açıklamayla, sözlü açıklamayla falan olmaz. Dün akşam bir spor hukukçusu, profesör büyüğümüzün yazısını okudum. TFF statüsünde gerekçe belli. Toplam delege sayısının %40'ı toplu imza alıp TFF'yi olağanüstü genel kurulda çağırabilir kimseden. Evet, kimseden herhangi bir yerden bir işarete ihtiyaçları yok. Futbol ailesinde böyle bir huzursuzluk varsa olağanüstü genel kurula götürmek zorundalar. Toplarlar imzalarını. Düşük rakam ya, ben daha fazla zannediyorum. %40 yani ya. Toplam delege sayısının. Toplam delege sayısının %40'ı diyorsun. Yani normalde 50'nin üzerinde olması gerekir mesela yani kongreye götürme anlamında. Ama %40 ilginç.
Yani toplayabilir mi? Ya bu da çok kolay. Çünkü toplam delege sayısı dediği zaten Süper Lig kulüplerinin, yani alt ligler gibi değil. Alt liglerde bir tek başkanları ya da gösterdikleri kişinin oy hakkı var. Büro oy hakkı var. Süper Lig kulüplerinin 6-7 delege hakkı var. Yani Süper Lig kulüplerinin alt liglere bile ihtiyacı yok. Yani Süper Lig kulüpleri imza toplasalar bugün olağanüstü genel kurul kararı aldı. Tribün oynama yerine zaten bunu yapsalar diyorsun. Şu anda tribün oynama modeli gözüküyor o zaman. Yani sosyal medyadan açıklamayla, kameralar karşısında maç sonu açıklamalarla falan filan olmaz. Varsa hepsinizin böyle bir rahatsızlığı, yapın bunu. Onu da yapmıyorlar. Az önceki yayın ihalesindeki hikaye gibi, ellerini masaya vurmadıkları gibi bir girişimde de bulunmuyorlar. TFF ana statüsünde karşılığı var işte ya. Hukuksal bir yöntem, yapın, onu da yapmıyorlar. Çünkü neden biliyor musun? Hala hepsi bir menfaat peşindeler. Hakemlerden ayrımcılık vesaire istiyorlar. Ya adaletlik vesaire, adalet vesaire filan şey değil. Benim bir zaten teorim var, inancım var. Bu kadar adaletsizliğin olduğu yerde, eğer iddia edildiği gibi herkes hakem mağduriyeti yaşıyorsa filan, zaten eğrisi doğrusuna denk geliyor ve doğrudan bir adalet sağlanıyor. İstanbulspor takımı sahadan çektiğinde Ecmel Başkan, bir kulüp başkanı beni arayıp adam haklı kardeşim 13 tane 15 tane puanı gitti bu zamana kadar demişti. Peki bu puanlar kime gitti demiştim. Kime gidecek, Süper Lig kulüplerine gitti demişti. Onlar da şikayetçi demiştim. Demek ki birinin haksızlığı birinin de haksızlığı eğrisi doğrusuna denk gelmiş. Yani samimi değil, kulüplerin durumu da samimi değil. Hepsi ayrımcılık ve algı yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray çok güçlü bu konuda. Sosyal medyaları var, mecraları var, taraftarları çok güçlü. En basitinden spor medyasında daha fazla, doğru konuşalım, spor medyasında daha fazla yer bulabiliyorlar. Seslerini daha fazla duyurabiliyorlar ama artık bu son açıklamalar falan da inandırıcılıklarını vesaire, yani dakika başı açıklama vesaire falan işte görüyoruz. Bıktı zaten o da. Ankara Gücü çıktı, Fenerbahçe'yi eledi. Hakemden konuşulabilir mi? Yok. MHK'dan, TFF'den konuşulabilir mi? Dün akşam Karagümrük Galatasaray'ı eledi. Hakemden, MHK'dan konuşulabilir ben mi? Ben sana bir şey söyleyeyim. Dün akşam da hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, bakma sen bu skorla elendin ama fark da yiyebilirlerdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Daha farklı da olabilirdi bu skorlar. Daha farklı. Tamamen futbol sebepleriyle açıklayabileceğimiz sonuçlardı. Demek ki yani işte MHK, hakem, TFF'de bir yere. Evet, hatalar olmuyor mu? Çok ciddi hatalar oluyor ama herkese karşı oluyor. Herkese oluyor ve Anadolu takımlarına daha fazla oluyor. İnan bu durumda daha fazla mağdur olanlar Anadolu takımları. Tabii çoğu maçlarını biz net izleyemiyoruz, söyleyeyim ben sana. Fenerbahçe Galatasaray yani, oynadıkları zaman izliyoruz. Yani oturup da, yani sakın yanlış anlaşılmasın. Ne bileyim, Kayseri Antep maçı yerine, doğru mu? Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Galatasaray maçı varsa o daha çok izleniyor. Ondan dolayı oradaki hataların çoğunu göremiyoruz. Dediğin de doğru. Hakikaten onların daha çok hakları yeniyor, söyleyelim. Ve seslerini de duyuramıyorlar Fenerbahçe Beşiktaş. Medya gücü de yok. Taraftar gücü yani fazla yok. Medya gücü yok. Dediğin gibi. Yani. Evet, hafta sonu bir derbi var. Derbiye dönmek istiyorum. Neler söylersin? Yani bir hafta önce olsaydı farklı yorumlardım ama şu son bir haftada Galatasaray üzerinde, Galatasaray'ın yaşadıklarından sonra net bir favori göremiyorum. Hatta bir adım Beşiktaş'ı da önde görüyorum. Onun sebebi de teknik sebepler değil. Fernando Santos galibiyetler alıyor olsa da futbol tatmin edici değil. Hala dominant bir oyun oynamıyorlar. Ben Fernando Santos'un modern futbol gereksinimlerini yerine getirebildiğine inanmıyorum. Ama orada çok büyük bir faktör var. O da ne? Beşiktaş taraftarı. Oradaki tribün atmosferi, derbilerde özellikle. Takıma ne kadar küskün, kırgın da olsalar derbilerde fark yaratıyorlar. Bu atmosferde Galatasaray'ın işinin zorlaştığını düşünüyorum. Beşiktaş'ı bir adım daha önde görüyorum. Çünkü Okan Buruk'un kafası da karışmış durumda. Az önce Karagümrük maçıyla ilgili analiz yaparken işte taşlar çok yerinden oynuyor. O oyuncu farklı pozisyonda oynuyor. Yani bugün itibariyle mesela Galatasaray'ın bir muhtemel 11'ini sayamayız. En az 2-3 pozisyonda şüphemiz olur. Ne sayarız? Kalede Muslera kesin. Kesin. Forvet'te Icardi kesin. Orta sahanın merkezinde Torreira kesin. Savunmada da işte Nelson, Abdülkadir ya da Davinson Sanchez üçlüsünden ikisi oynayacak mutlaka. Ama diğer yerleri sayamıyoruz. Çok çok zorlanmaya başladık. Yani 3-4 pozisyonda en az Galatasaray'ın soru işareti var. Beşiktaş zaten eldeki mevcutlarla, yani çok fazla opsiyonu olmadığı için yeni transferleri, mesela El Nusrati ile Muçi çok tuttu. Semih Banko, kalede Mert mesela Banko. O savunmanın göbeğinde de Necip'in vesairenin oynamasını bekliyoruz. Onların biraz daha hani kadro yapma konusunda Fernando Santos, çünkü kazanan bir ekibi var. Çok iyi futbol oynamasına birkaç haftadır kazanan ve birlikte oynayan bir ekibi var. 11 oluşturma konusunda Fernando Santos avantajlı ama Okan Buruk dezavantajlı. Galatasaray'ın en büyük dezavantajı ise Beşiktaş taraftarı bence. Bu yüzden ben Beşiktaş'a artık
bu son bir kaç maç sonrası Galatasaray işte Trak, Antalya Spor, Karagümrük performanslarını gördükten sonra Beşiktaş'ı taraftar farkıyla bir adım daha azıcık da olsa önde veriyorum. Şunu sana sormak istiyorum. Tabii bir haftaya baktığın zaman, Galatasaray açısından baktığın zaman hem Avrupa'dan hem de Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Eğer hafta sonu bir Beşiktaş puan veya puanlar kaybı olursa nasıl bir Galatasaray beklersin? Yani veya camiadan neler olabilir? Tribün Okan Hoca anlamında soruyorum. Bir karışıklık olabilir mi? Homurdanmalar çok fazla olur. Ötelenmiş konular. Az önce de konuştuğumuz gibi sezon başındaki devre arasındaki transfer operasyonları çok fazla konuşulmaya başladı. Şimdi gözlerden uzak kalan, konuşulmayan bir mevzu da var. Evet, Sasha Boye'yi çok ciddi bir transfer başarısıyla Galatasaray'a sattı ama Sasha Boye'siz Galatasaray'ın performansını da gördük. Sasha Boye bir sağ bek olmasına rağmen önemli katkıyı hücumda veriyordu. Hala orada büyük problem var. Hala sağ ön tarafta ismini bulamamış bir Galatasaray var. Tete oynuyor, Barış oynuyor, başka oyuncular oynadı. Orada problem. Sasha Boye orada gerçekten çok önemli bir isimdi. Performanslar geriye gidiyor. Galatasaray için bir sıkıntılı dönem olabilir. Olası bir puan kaybı. Beraberlik belki bir ihtimal, eleştirileri biraz daha öteler ama yenilgi halinde homurdanmalar, transfer dosyaları tekrar açılır, tekrar konuşulur. Tabii Galatasaray ve Fenerbahçe için de böyle form düşüğü durumlarının düştüğü bir dönemde bir imdat çekici var yine. Milli takım arası geliyor. Ama milli takım aralarında dönüşlerinin de problemli olduğunu görüyoruz. Çok zor bir dönem. Onlar için tek iyi taraf işte Türkiye Kupası'ndan elenmiş olmaları. Yani o züğürt tesellisi orada devreye giriyor. O yoğun maç trafiği biraz daha azalacak. Galatasaray zaten Avrupa'dan da elenmiş durumda. Şu anda sadece ligde, lige konsantre olur durumda. Fenerbahçe'nin handikapı Avrupa'da da mücadele edecek olması. Ama sıkıntılı. Galatasaray için olası bir yenilgi ciddi sıkıntıları beraberinde getirir. Şunu soracağım. Fernando Santos'la beraber son maçlara baktığın zaman Beşiktaş'ın 6 iç saha maçında yenilmediğini ve gol yemediğini de görüyorsun. Bununla ilgili Fernando Santos bu prensibi benimsemiş durumda. Zaten ilk maçlarda da homurdanmalar o yüzdendi. Çok topu rakibe verip yaslanık şekilde oynamasından şikayetçiydi Beşiktaş camiası ama bunu bir sistem olarak benimsemiş bir teknik adam. Daha kontrollü oynamayı seviyor. Topu rakibe vermeyi istiyor. Son maç biraz istisnai bir durum kaldı ama onun da sistemi bu. Yani bu yolla başarıya gideceğini düşünüyor. Çok görkemli bir futbol oynamıyor Beşiktaş. Orada Semih'in tabii yarattığı farktan bahsetmek lazım. Semih bireysel anlamda Beşiktaş'ın futboluna çok değer katan bir isim oldu. Türk futbolu için de çok umut verici bir gelişme bu tabii ki ama Fernando Santos'un da gerçeği bu. Beşiktaşlar da bunu kabullenmeli. Böyle sonuç alacağını düşünüyor ve alıyor da aslında. Yani futbol tatmin edici olmamasına rağmen az önce söylediğim gibi Beşiktaş sonuç alır durumda. Tabii derbinin dinamikleri çok daha farklı. Derbideki oyunu da görmek lazım. Ondan sonra daha sağlıklı yorum yapabiliriz. Sence Abubakar mı ilk 11'e çıkması gerekiyor Beşiktaş'ta? Olabilir bence mi? Bu haliyle mümkünatı yok. Orada Fernando Santos Semih'e ta Trabzon maçından beri Cenk Tosun'un varlığında bile Cenk Tosun'u sola atıp Semih'i doğrudan ileride oynattı. Onun hücumundan son vuruş kalitesinden yararlanmaya çalışıyor ve Abubakar da sezon başındaki Abubakar değil, fiziksel olarak da çok gerilemiş. Yani çok büyük sürpriz olur Abubakar'ın oynaması bence. Bu derbide iki takım baktığın zaman hangi isimler biraz daha ön plana çıkar sence? Hangi isimler derbiyi biraz daha belirler? Ya bence her şeye rağmen skor üretemediği maçlarda bile Icardi'nin varlığı çok önemli. Yani Icardi sahada olduğu zaman da Galatasaray'ın hücum karakteri değişiyor. Yani top kazanma sayıları orada, çünkü Icardi gol atmasa bile mutlaka hücumlarda vesairede bir topa dokunuyor. Antalya Spor maçında mesela, lig maçında Galatasaray bunu çok aradı. Vinicius duvar olamadı. Kerem'le Mertens'in bağı kopmuş gibiydi. Ama Icardi olduğu zaman sahada Mertens ve Kerem, ikisi üzerinde söylüyorum, Zaha ile Tete'yi ayırıyorum. Orada Icardi ciddi anlamda savunma dengesini bozabilen bir iş yapıyor. Torreira her şeye rağmen çok önemli. Dün de kötü Galatasaray'da sonradan oyuna girmesine rağmen mücadele eden oyunculardan da Torreira'nın varlığı çok önemli. Tabii Muslera her zaman yıkılmaz kale, yani Galatasaray'ın en güvenli limanı durumunda.
Bunları çok belirleyici olacaktır. Tabii derbi özelinde performansları, sürpriz performansları izleyebilir miyiz? İzleyebiliriz. Burada da tabii teknik adamların oyun planları, taktik dizilişleri vesaireleri çok önemli olacaktır. Galatasaray cephesinde böyle ama Beşiktaş'ta zaten Semih'in varlığı çok önemli. Oradaki handikap Beşiktaş adına Getson'un olmaması. El Musrati çok iyi oynuyor ama Getson yoktu da Beşiktaş adına ciddi handikap bence. Evet, Umut, başka eklemek istediğim bir şey var mı? Benim sormayı unuttuğum, derbiye yönelik veya farklı bir konuya ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Temennim var. İnşallah evet. Derbiden sonra da hakem konuşmayız. Haluk Belediye ama gene başladık çünkü niye? Beşiktaş kulübü açıklama yaptı o hakemle ilgili. Ya maalesef işte temenni bizimki, temenni boyutunda kalıyor. İnşallah hakem MHK, TFF var, yarı otomatik konuşmayız. Peki o kadar büyük sıkıntı yaşamış bir Halil Umut Meler sence tam olarak hazır mıdır beyin olarak? Yani onu kestirebilmek zor mental anlamda, evet. Çünkü maalesef o tatsız olaydan sonra yanılmıyorsam 2 tane Süper Lig maçında görev yaptı. Herhalde MHK'nı dinlendirmek istedi. Bu zaman sezonun bu zamanlarında daha fazla faydalanmak istedi. Çünkü mevcut hakem kadrosunda çok ciddi sıkıntılar var. Yani onda hakem saymaya kalktığımız zaman 1-2-3 diyoruz. Dördüncüyü sayamıyoruz. Mental olarak ne anlamda olduğunu, nasıl olduğunu bilmek mümkün değil ama artık tecrübelenmiş FIFA kokatlı. Uluslararası organizasyonlarda da görev alan bir hakem. Umut edelim ki mental olarak da fizik olarak da iyi olsun. Hatasız bir maç çıkarsın. Tek temennimiz o. Peki. Çok teşekkürler yerimize bağlandığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, attığımızda Fanatik Gazetesi spor yazarı Umut Eken vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli konulara değindik. Yayın ihalesini konuştuk. Derbiyi konuştuk. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra artık yavaş yavaş da biraz Beşiktaş'a yönelim. Sevgili Ali Aydın birazdan bizlerle beraber olacak. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz de 11.33'ü gösteriyor. Beşiktaş Kulübü derbi hakemi açıklanınca Halil Umut Meler'in atanması üzerine bir açıklama yayınladı. Beşiktaş Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamayı ben size aktarmak istiyorum. Beşiktaş Kulübü Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisine düdük çalacak hakem Halil Umut Meler'le ilgili Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerinden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz açıklaması yaptı. Siyah Beyazlı Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu. Ligin en kritik haftasında Galatasaray'la oynayacağımız maçı atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz açıklamasında bulunduğunu tekrar belirtelim. Dün tabii Fernando Santos'un da biliyorsunuz basın mensuplarıyla bir toplantısı vardı. Orada da çok çok önemli açıklamalarda bulundu. Futbolcular ilgili açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Onların detaylarına birazdan gireceğim. Hatta yavaş yavaş gireyim isterseniz. Birazdan bir bağlantı yapacağız Beşiktaş'la ilgili. Demin de söylemiş olduğum gibi. Saygısızlık olur Fernando Santos'tan Galatasaray açıklaması. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos düzenlediği basın toplantısında pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisiyle alakalı konuştu. Portekizli hoca bireysel performansların medya önünde değerlendirilmesinin diğer futbolculara saygısızlık olabileceğini söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos derbi öncesinde de basın mensuplarıyla yemek organizasyonunda demin de söylemiş olduğum bir araya geldi ve sorulara içtenlikle yanıt verdi. Portekiz hoca Beşiktaş'a bahar geldi mi sorusu üzerine teknik olarak ilk bahara giriyoruz ama zor bir kış oldu. Kışın tamamen geçtiğini söyleyemem. Beşiktaş'ı istediğimiz yere getirmek için daha çok çalışmalıyız açıklamalarında bulundu. Açıklamalara şöyle baktığımız zaman takımın oyun felsefesiyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Santos %100 istediğim oyun anlayışı yok. Bu da çok doğal. Beşiktaş gibi büyük takımlar rakibi domine etmeli, iyi hücum etmeli ve iyi savunma yapmalı. Bu anlamda da takıma bunu aşılamaya çalışıyoruz. Oyuncular da iyi çaba sarf ediyor.
Bizim saygımızı kazandılar. Bir anda bir şeyi değiştirmek kolay değil. Bizden önce de farklı hocaların farklı anlayışları vardı. Benim futbol anlayışımda bu şekilde diye açıklamada bulundu Fernando Santos. Portekizli hocam, futbol kolektif bir oyun. Bireysel bir oyun değil. Bizim kolektif oyunu daha da geliştirmemiz lazım. Büyük bir takım %80 kolektif, %20 bireysel oynayınca başarılı olur. Bizim şu anda %60 bireysel, %40 kolektif oyun içindeyiz. Bunu %80 kolektif oyuna çevirmeliyiz. Oyuncularımız da bunun için çabalıyor sözlerini sarf etti. Gerson Fernandes'in Galatasaray derbisinde cezalı olması hatırlatılınca Santos şunu söyledi. Gerson Fernandes yok ama eksik oynamayacağımız 11 kişi oynayacağız. Aslında burada çok güzel bir şey söylemiş hocam. Yani genellikle bizim yerli hocalara baktığımız zaman, yerli isimlere baktığımız zaman işte efendim o eksik, bu eksik, işte şu cezalı, bu sakat gibi birçok bahaneler üretiyor ama Sayın Fernando Santos 11 kişi oynayacağız. Benim için önemli olan takım. İstediklerim sahaya yansıtıldığı zaman hiçbir sıkıntı olmayacak. Bireysel oyunculara yönelik sorulara cevap vermiyorum. Çünkü diğer oyunculara saygısızlık olur. Oyuncularla bireysel olarak birebir konuşuyorum dedi. Devam edelim. Bazen takımın sezon içindeki sezon ikinci yarısındaki performansına bir kez daha değinen Portekizli teknik direktör değişen iyiye giden güzel şeyler var ama tam olarak değiştiremediğimiz şeyler de var açıklamasında bulundu. Tabii şu an attığımızda Ajans Spor yazarı ve Radyo Spor programcısı Beştaş yazarı Kerim Öztürk var. Kerim, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar Ergin Özbek, iyi yayınlar. Evet Kerim, önce şeyden başlamak istiyorum, hakemden başlamak istiyorum. Halil Umut Meler'le ilgili Beşiktaş kulübü isim açıklanır açıklanmaz bir açıklama yapma gereğinde bulundu. Bununla ilgili neler söylersin? Kafalarda bir soru işaretim var. Yoksa Beşiktaş kulübüne gelen bazı bilgiler mi var? Halil Umut Meler'in yaşamış olduğu tabii bazı bir sıkıntılı olay var. Belki evet. Mental olarak hazır mı değil? Neler söylemek istersin? Valla Halil Umut Meler konusunda şöyle bir durum var. İşin temeli Halil Umut Meler'in daha önce Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında yaptığı hatalar aslında ön plana çıkıyor. Burada hem taraftar tarafından hem de yönetim tarafından kafalarda soru işareti oluşmasının temelinde yatan durumlardan bir tanesi bu. Burada işte acaba yeteri kadar tarafsız kalabilecek mi soru işareti herkeste var. Onun dışında Halil Umut Meler, senin de bahsettiğin gibi daha çok uzun değil yani şöyle bir hikaye. Bak, bir kulüp takımının başkanından saha içerisinde inip demiş bir hakem. Evet. Elbette hakemliğe o gün işte ben bırakacağım açıklamaları yaptı, sonra geri döndü ama ya, Türkiye Ligi'ni çok yakından ilgilendiren, belki de ligin şampiyonunun belirlenmesinde etken rol oynayacak karşılaşmalardan bir tanesinde mental olarak ne kadar hazır, ne kadar hiç kimseden etkilenmeden tarafsız karar verebilir soru işareti herhalde sadece Beşiktaş kulübünün değil, bence bütün kulüplerin, bütün yönetimlerin, bütün futbol severlerin kafasında soru işareti oluşturmuştur diye düşünüyorum. Mesela Halil Umut Meler'in hakemliğini, iyiliğini, kötülüğünü tartışmıyor kimse. Mental olarak hazırlığını hazır olup olmadığını düşünüyor. Bunun üzerine de zaten kulübün yaptığı açıklamada da yani hiç kimse hiçbir şeyden etkilenmesin, çıksın normal bir şekilde. Hiç kimseye de şey yapmadan, baskı altında kalmadan, baskı altında kalmadan maçı yönetsin açıklaması yaptı. Bence kulübün yaptığı açıklamada bu arada yumuşak, çok yumuşak bir açıklamaydı. Yani hakemler açıklandığında ne kadar sert açıklamalar yapıldığını daha evvel gördük. Beşiktaş çıksın işini yapsın dedi. Dün Beşiktaş Teknik Direktör Fernando Santos basın toplantısı düzenledi Beşiktaş muhabirleriyle. Oradan neler söylersen, nasıl buldun, açıklamalarına baktığın zaman ne aktarmak istersin? Dün de seninle birlikte konuştuğumuz aslında birçok konuya hoca değindi, çok özür dilerim. Hatırlarsan yayında da şunu söylemiştik, yani Santos evet Beşiktaş'ta bir şeyleri değiştirdi ama değiştirmeye de devam ediyor. Bu değişim süreciyle beraber Beşiktaş'ta Santos'un istediği oyun oynanmaya başlanacak, taraftarın istendiği oyuna yakın bir oyun oynanmaya başlanacak diye hoca ilk etapta bunu söyledi. Evet, olay tamamen düzelmiş değil ama başarmaya başladık, başarmayla başardığımız kısımlar iyi. Bundan sonra da yapacağız dedi. Benim orada çok dikkatimi çeken bir açıklama vardı hocanın söylediklerinde.
işte Beşiktaş bu zamana kadar büyük takımlar %20 bireysel, %80 kolektif oyun oynar. Bu da oyuncuyu yormaz ve oyunu güzelleştirir, golü getirir. Ancak biz şu anda %60 bireysel, %40 kolektif oyun oynuyoruz. Bunu değiştirmemiz gerekiyor ve bunun için çabalıyoruz diyor. Yani aslında takımın bir takım yapma çabasında olduğunu görüyoruz hocam. Bu da oyun sisteminin düzelmesine neden olacak. Orada en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri Tayyip Talha'ydı. Herkes soruyordu yani nerede bu çocuk, zencelik bir çocuk var mı? Necip Kole oynuyor. Zaten ikisini de Kole'yi de beğendiğini, Necip'i de beğendiğini biliyoruz hocanın. Tayyip Talha'nın fiziksel durumunun iyi olmadığı, tamamen fiziksel durumla alakalı olduğunu söyledi. Oynatmak istiyorum futbolcuları ama iki tane stoper oynuyorum şu anda da, ikisi oynuyor. Keşke bir alt lig olsa, U23 falan olsa da değerlendirebilsem böyle gençleri dedi. Biliyorsun bir geçen sezon denenmişti bir alt lig kurulması durumu ama takımlar için maliyeti yüksek geldiği için daha ligin yarısına gelmeden iptal edilen bir durum vardı. Altyapıya önem verildiğini açıkladı. Yani orada çok eksiklerin üzerinde durdu. Gerson Fernandes arar mı Beşiktaş? Valla arar ya Aygün abi. Çünkü Gerson Fernandes hani şey olarak taraftarların da futbol severlerin de izlediğinde hani son 3-4 haftadır tepki alan oyunculardan bir tanesi Beşiktaş'ta. Bunu kabul edelim. Ama Gerson'un ne zaman nerede ne yapacağı pek belli de olmuyor. Yani herkes sahada yorulmuşken, bitmişken o yüksek enerjisiyle hani o bitmemiş ciğerleriyle sahada olmayacak işler yapabiliyor, olmayacak dribblingler yapabiliyor. Bu konuda ne bileyim ama Getson'un yerinde oynayacak kişi de önemli. Yani eğer hocanın tabii şu anda tercihinin ne olduğunu bilmiyoruz. Chilwell'le Vera'yla çıkıp işte Amerti, Almusfati gibi bir ikiliyle çıkıp daha güvenli ön planda tutmayı düşünürse Getson'u çok arar. Ama yok. Salih, Amerti, Mochi üçlüsüyle orta sahada çıkarsa o zaman Salih Getson'un yokluğunda biraz daha takımın öne taşınması da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Aboubakar'la ilgili düşüncen ne? Aboubakar yani sence ilk 11'de mi olur yoksa maçın ilerleyen dakikalarında mı oyuna girer? Valla ben Konya maçında bekliyordum ilk 11'de Aboubakar'ı. Olmadı. Hatta sonradan da oyuna girmedi. Hatırladığım kadarıyla sonradan da girmedi. Cenk girdi. Ben orada da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani hocanın orta saha alanında yapacağı tercih burada çok önemli. Orta sahayı mı kalabalık tutmak isteyecek? Çünkü açıklamalarında yani biz kendi oyun sistemimizden vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'a göre bir sahaya kadro çıkarmayacağız dedi. Buradan ön plana çıkarsan normal sisteminde oynayacağını düşünüyoruz Beşiktaş'ın. Ama o zaman da tercih Cenk'ten yana mı olur, Aboubakar'dan yana mı olur onu bilmiyorum. Ama Aboubakar'la ilgili şunu söyleyeyim. Hocanın dünkü açıklamalarında hani kısa süre önce çalışmaya başladık. Kendini de Beşiktaşlık hissediyor açıklaması Aboubakar'la alakalı. Bence onun da oynama ihtimalinin olduğunu düşünüyor. Zaten şey dedi, kafası burada olmasa ben onu kadroya almazdım minvalinde bir açıklama yaptı hoca. 11'de olması sürpriz olmaz ama onu şöyle söyleyeyim yani büyük bir ihtimalle yani bugün yarın artık net bir şekilde şekillenir hocanın kafasındaki 11'de kimlerin olacağını daha fazla görebiliriz. Sevgili Kerim, son sorum da nakden yayın üzerinden olsun. Dün Saran Holding çok önemli bir açıklama yaptı. Normal şartlarda zaten açıklamanın içerisine baktığımız zaman diskalifiye edilmiş olan kuruluş maalesef tekrar yayın ihalesine o kuruluşa vermek için çabalayan bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Bütün şartnameyi yerine getirmiş olan bir Saran Holding var. Neler söylersin? Valla dün yayın ihalesinin iptal edildiğinden sonra ben ilk görür görmez aklıma şu geldi. Yani nasıl bir açıklamayla acaba bu durumun içinden çıkabilirler diye düşündüm. Yapılan resmi açıklamada şu vardı. İşte verilen bedeller bizi tatmin etmedi. Ya verilen bedelin sizi tatmin etmemesi için bir alışverişte. Yani böyle söyleyeyim. Yani bıraktım artık şeyi ihale sürecine vesaire. Sizi bir durumun tatmin etmemesi için siz bir raiç bedel koyarsınız. O da yok değil mi? O da yok. Yani benim ürünümün bedeli dersiniz ki 5 lira. Millet gelir 3 lira 4 lira verir. Dersiniz ki ya ben 5 lira dedim ben bu ürünü yapayım. Sen ihaleye çıkarken ürüne bir bedel biçmemişsin. Bir net o en alt rakam sınır belirlememişsin. Ondan sonra senin ürününü geçen sene
mevcut rakamların çok 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 altında bir fiyata ürünü satmışsın. Şimdi diyorsun ki ben ürünü satmaktan vazgeçtim. Neden? Benim istediğim rakamı vermedim. Ya bu dün Saran Holding'in açıklamasının sözlerinin içerisinde de vardı. Ya bunun adının bir tiyatro olmasından başka bir şey değil bu. Ya bu tamamen şimdi kimse beni yanlış anlamasın ama ihaleyi mevcut yayıncı kuruluşa verebilmek için işin neresinden dolanırsak dolanalım da neresinden gidersek gidelim de bir şekilde biz Saran Holding'i bu işin dışında tutalım açıklamasıydı veya o şekilde yapılmış bir oyundu. Saran Holding yaptığı açıklamada da artık bundan sonra bu tiyatronun içerisinde çok da fazla yer almayacağız dedi net bir şekilde. Yasalakları kullanacağız dediler. Göreceğiz hep birlikte söyleyeceğiz. Zaten konuşulan rakamlara baktığın zaman yani şu bu ligin bu yayıncı kalitesiyle izlenen bu ligin konuşulan rakamlar 60-70 milyon dolarları geçmeyeceği rakamları konuşuluyordu. Daha bu yayın ihalesi yapılmadan 100, önce. 150 milyon dolarlara çıktı. Rakam. 150 milyon euro veren 3 yıl yerine 5 yılda yaklaşık 750 milyon euro teklif eden bir yayıncı kuruluş var. Şey var. Saran Holding var. Artı banka teminatı veren bir Saran Holding var ve artı euro üzerinde bir para teklifinde bulunan bir ya holding orada var. Orada hikaye şöyle de aslında ben onu da söyleyeyim. İş önce euro olarak açıldı. Yayıncı kuruluş, mevcut yayıncı kuruluş Türkçe vermeyeceği, hadi dolara dönelim denildi. Onlar dolar da vermedi. Saran Holding euro olarak verdi. İşte banka teminatını verdi. Yani tamam bu para ben söylüyorum da hani keyfe keder söylemiyorum. Al bu para benim elimde var bankada. Bu para teminat olarak size sundu diye verdi. Ondan sonra yayıncı kuruluş TL olarak rakamı vermeye devam etti. Yani işin içinden nasıl çıkılacak bilmiyorum. Yani yarın şimdi 1 Mart 2 Mart'ta galiba değil mi? Teklifler belirlenir. 2 Mart'ta bu, kadar. Bugün akşam 5'e kadar, yarın da biliyorsun açıklanacak. Bugün akşama kadar. Yarın bitecek bu iş normal şartlarda. Yarın bitecek. Yarınki açıklamayı göreceğiz bakalım. Yani yayıncı kuruluş ne vermiş? Ne kadarlık bir açıklama yapacak? Ben sadece şunu bekliyorum. Yani Saran Holding'in önerdiği bir teklifin altında bir teklife bu yayın ihalesi verilirse ne olacak? Yani bu takımların şeyleri ne olacak? Alacakları paralar ne olacak? Özellikle en şunu merak ediyorum. Takım yönetim kurulu başkanları Türkiye'deki liglerde profesyonel 1 ve 2. ligin Süper Lig ve 1. ligin başkanları çıkıp ne yapacaklar? Ben bunu merak ediyorum. Özellikle Kerim şunu söylememiz lazım. Yani 3 büyükler haricinde Anadolu takımlarının tabii. bütçelerinin %85-90'ını naklen yayın gelirlerinden elde ettikleri paralar kurtarıyor. Mesela Süper Lig'de Ümraniyespor'un başkanı ne diyecek? Çok merak ediyorum. Yani çıkıp bir şeyler söylemesi lazım. Çünkü mevcut ihale komisyonunun içerisinde Kulüpler Birliği'ni temsilen kulüp başkanları da vardı. Sayın Koç vardı. Sayın Özbek katılmadı bildiğim kadarıyla. Dursun Özbek Ankara dedi ama Göksel Gümüş de vardı ama Göksel gelen bilgi şu. Dursun Başkan da telefonla görüntülü bağlanmış komisyonun toplantıya. Yani. Ne diyecekler? Kulüpler Birliği'nde ne açıklama yapacaklar? Hepsine yarın o yayın ihalesinin rakamı açıklandıktan sonra öğreneceğiz. Ha, bir şunu da söylemem lazım bakın. Bu sürece getirdi Türkiye Futbol Federasyonu. Her olduğu işte, ya her yaptığı işte olduğu gibi yine işi bir çıkmazın içerisine soktu. Yarın desin ki ya kardeşim tamam biz bu işi böyle yaptık ama bakın ben 170 milyon euroya bu ihaleyi verdim. O zaman tamam dedim ben yani tamam problem değil. İyi yapmışsın. Kulüpler kazanmış. Türk Spolu biraz daha para kazanmış. Ama bu rakamları görebileceğini zaten zannetmiyorum. Doğru. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Kerim? Çok teşekkür ederim Aygün Öztürk. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Hoşçakalın. Evet attığımızda Radyo Spor yayıncısı ve Ajans Spor Beşiktaş yazarı ve muhabiri sevgili Kerim Öztürk vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlükte ve bu haftalıkta ters köşenin sonuna geldik. Hafta sonu inşallah güzel maçlar izleriz. Havalar güzel. İnşallah maçlar da güzel olur. Hakemleri konuşmayız. Pazartesi günü böyle işte haftanın en güzel değerlendirmesinin yapılacağı, hakemlerin konuşulmayacağı, varı avarı şusu busu konuşulmayacağı bir gün temenni ediyorum. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın ama her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI.